açılış konuşmalarını yapmak üzere Profesör Doktor Hakan Üzeltürk'ü İstanbul Vergi Dersi Başkanı kürsüye davet etmek istiyorum. Buyurun başkanım. Evet, teşekkür ederim. Yeni bir statü oldu bu durumda. Sayın başkanlar diyeceğim çünkü gerçekten birden çok başkanın burada olması beni mutlu ediyor. Özellikle Yahya Başkan'ın gelmesi aramıza tekrar çok mutlu oldum. Değerli başkanlar, sevgili konuklar, sayın konuklar hoş geldiniz. Güzel bir konu seçildi aslında. İSMO ile beraber İstanbul Vergi Merkezi olarak ortak bir çalışma yaptık. Çok kendisine teşekkür ediyorum Yücel Bey'in sağ olsun. Özellikle Volkan arkadaşımıza da burada çok teşekkür ediyorum. Bu toplantıda emekleri var. Çok fazla şey var söylenecek. O yüzden zamanı tasarruflu kullanacağım. Birkaç başlıkta aslında bağımsız denetimde sorunlar var. Bir tanesi meslekle ilgili meslek mensupların nitelikler ve nicelikler meselesi. Hem ölçek sorunları var bağımsız denetimle ilgili. Aynı zamanda tabii mevzuatla ilgili özellikle alt düzenlemeler konusunda sorunlar var. Bunların hepsi bugün konuşulacak. Bunun dışında tabii dünyadaki uygulamalar ve Türkiye'deki uygulamalar arasında da bazı önemli farklar var. Ticaret kanunu sonrasında bu farklar biraz daha ortaya çıktı. Azaltılmaya çalışılıyor. Zaman alacak ama sanırım en önemli sorun ölçek meselesi. Hem denetlenecek mükellefler hem de denetleyecekler bakımından önemli bir sorunun var gibi. İstanbul Vergi Merkezi ile ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Dün ikinci yıl dönümümüzü kutladık. Bir düşünce kuruluşuyuz. Şu anda 43 tane birbirinden değerli mensubumuz var. Vergi ve bağlantılı mevzuat konusunda kamuoyuyla, hükümetle, sivil toplum örgütleriyle, konunun ilgilileriyle ve uluslararası ve ulusal bazda bazı çalışmalar yapıyoruz. Fikirlerimizi açıklıyoruz, raporlar yayınlıyoruz, kitaplar hazırlıyoruz. Dolayısıyla bir ses, bir renk getirmeye çalışıyoruz kendi alanımızla ilgili. Çok sayıda toplantı yaptık. Bu yıl içinde mesela amme alacaklarıyla ilgili yine keyifli bir toplantı yaptık. Çünkü dokunulmamış bazı konular var Türkiye'de. Bunlara da dokunmak gerekiyor. Bugünkü konu ise biraz daha gelinen noktaları anlatması açısından önemli. Bu nedenle bundan sonraki dönemde de sık sık bazı toplantılarda karşımıza çıkmaya çalışacağız. Tamamen tarafsız, bağımsız bir kuruluşuz. Bu nedenle de daha rahat hareket ediyoruz. Bir dernek vakıf statümüz de yoktur. Bu da yine aynı hareket kolaylığı amacıyla yapılmıştır. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Katılımcı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ve başarılı bir panel geçmesini diliyorum. Sağ olun, var olun. Konuşmasını yapmak üzere odamızın çok değerli başkanı Sayın Yücel Akdemir'i kürsüye davet ediyorum. Odamızın çok değerli kurucu onursal başkanı, İstanbul Vergi Merkezimizin çok değerli başkanı, çok değerli yöneticileri, çok değerli hocalarım, çok değerli meslektaşlarım, İstanbul Vergi Merkezi ile birlikte düzenlediğimiz bu değerli etkinliğe hepiniz hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tabii bağımsız denetim süreci, bağımsız denetim aslında yıllardır olan bir olgu. Ama 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile başka bir boyuta girdi. Kamu gözetim kurumları dünyanın bir gerçeği. Uzun süre tartıştık. Bu düzenlemeden sonra yavaş yavaş taşlar yerine oturuyor. Sıkıntılar yok mu? Tabii ki var. Çok kolay bir süreç değil. Sabıra, çalışmaya, karşılıklı anlayışa ihtiyaç var. Lisanslamalarla kamu gözetim kurumu başladı.
standartlarla devam etti. En son geçen yıl bildiğiniz gibi eğitimle ilgili tebliğ yayınlandı. Zorunlu eğitimler başladı. Bununla ilgili yetkilendirmeler başladı. Odamız da yetki alan kurumlardan biri. Bu anlamda Kamu Gözetim Kurumu'na teşekkür ediyorum. Odamızın bir farklılığı şu, temel eğitimlerin yanında bizim diğer eğitimlerimizin tamamını da Kamu Gözetim Kurumu'na bilgi vermek kaydıyla akredite ediyoruz. Bu katıldığınız eğitim veya odamızın İstanbul'un herhangi bir bölgesinde düzenlediği bir eğitimde konularına göre bir kısmı temel eğitimlerden, temel zorunlu eğitimlerden, diğerleri de diğer eğitimlerden kredi olarak sayılmaktadır. Örnek bugün Güngören'de bir eğitimimiz var. Aflarla ilgili o diğer eğitimlerde bir kredi sayılıyor. Muhtemelen Kamu Gözetim Kurumu bu eğitimi değerlendirecek. Bu temel eğitimlerden konu itibariyle sayılacak bir eğitim olacak. Katılımcılara belgelerini elektronik ortamda göndereceğiz. Yani kısaca 2019 yılına girerken her denetçinin en az 20 saat temel eğitimini karşılamış olması gerekiyor. İşlerini yapabilmeleri, yetkilerinin askıya alınmaması için. 3 yılda da 60 saat temel konularda eğitim, 60 saatte diğer konularda kredi almaları gerekiyor. Diğer konularda ve temel konularda krediden sayılan birçok fonksiyon var. Ayrı bir eğitim konusu belki. Ona da hepimizin, denetçilik yapan arkadaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor. Tabii yetkilendirme ile ilgili sıkıntılar yaşandı. Açıkçası geçmişte de savunduk, biz bugün de savunuyoruz. Tabii ki bugünkü yapan arkadaşlarımıza saygımız sonsuz, bizler de bunun içindeyiz ama özellikle denetçilik konusu hep gençlerin işi olduğunu söyledik gelecekte. Gençlerin mesleğe girişiyle ilgili bir takım sıkıntıların giderilmesi gerekiyor. Çok kolay olmuyor, onlara ihtiyacımız var. Farklı sektörlerde çalışıyorlar. Denetim şirketlerinin sayısı Türkiye'de belli. Oralarda 3 yıl staj yapmak çok kolay olmuyor. Bürolarınızı kapatmak, işlerinizi bırakmak zorunda kalıyorsunuz. İnanıyorum ki Kamu Gözetim Kurumu da bu sıkıntıları değerlendirecektir. Bu sıkıntıları gelecekte birlikte aşacağız. Gerçekten gelecekte denetim işini yapacak gençlere ihtiyacımız var. Bu ülkenin geleceği gibi. Uygulamayla ilgili, kapsamla ilgili tartışmalar var. Kapsamla ilgili tartışmalarda istesek de istemesek de Avrupa'daki kriterleri dikkate almak zorundayız. Bildiğim kadarıyla orada kriter 8 milyon euro civarında hasılat olarak. Bu kur artışlarından sonra bizde gelecekte nasıl bir planlama yapılır ben de merak ediyorum. Onu birlikte göreceğiz. Kamu Gözetim Kurumu'nun denetim şirketlerini yakından çok ciddi denetimleri var. Doğru bir işi yapıyor. Bizim dileğimiz bu denetimlerde usulden ziyade bu denetimlerin denetimin içeriği yönünden yapılması, içeriği yönünden kontrol edilmesini çok daha doğru buluyoruz. Tabii denetim hem mesleğimize, muhasebe mesleğine hem de denetime, geleceğe bir vizyon da kazandırıyor. Bu kısa sürede açık yüreklilikle söylemek gerekiyorsa muhasebe ve denetim açısından gerekse vergi açısından çok önemli Kamu Gözetim Kurumu'nun getirdiği bir vizyon da var. Bugünlerde geçtiğimiz yıllarda biz ilk defa bilgi için muhasebe ve denetimi konuşuyoruz. İlk defa tek mali tabloyu konuşuyoruz değerli arkadaşlar. Ben inanıyorum ki vergi de bilgi içinin muhasebenin içinde tek mali tabloda vergi de hak ettiği yeri bulacaktır. Tek yönlü bir vergi anlayışıyla gidebileceğimiz bir yer de yok. Bu anlamda Kamu Gözetim Kurumu özellikle başkanlarının cesaretle kürsülerden tek mali tabloya gidilmesi gerektiğini anlatmaları vizyon açısından bizim için çok önemli, çok değerli. Ben öncelikle hepinize katılımcı
arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizler olmadan, sizler bu salonları doldurmadan bu eğitimler hiçbir anlam ifade etmiyor değerli arkadaşlarım. İstanbul Vergi Merkezi başta başkanımız olmak üzere tüm yönetim kurumundaki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Değerli panelistlerimiz var. Başta çok değerli Veysi Hocam olmak üzere. Değerli bilgilerini paylaşacaklar. Onlara teşekkür ediyorum. Bu işin organizasyonunda Volkan Hocam'ın çok değerli katkısı var. Ona teşekkür ediyorum. Bu eğitimde benim odamızın yönetim kurulu arkadaşlarım çok katkı sundular. Onlara çok teşekkür ediyorum. Başarılı bir eğitim geçmesi dileğiyle tekrar hoş geldiniz diyor. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Evet, açılış konuşmasını yapmak üzere Sayın Kurucu Onur Sağ Başkanımız, aynı zamanda TÜRBOK Genel Sekreterimiz Yahya Arkan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Aslında konuşmacı değilim ama çok önemsediğim bir panelde sizlerle birlikte olmak için bir aradayım. Değerli Oda Başkanım, değerli Vergi İdaresi Başkanım, şimdi de hayırlı olsun. Değerli hocalarım, çok saygıdeğer meslektaşlarım, dostlarım, arkadaşlarım, sizlerle de birlikte olmak ayrı bir güzellik. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Zaman dar, çok değerli konuşmacılar var. Sadece geçmişte aslında Oda Başkanım anlattı ama bir süreç içerisinde, Kamu Gözetim Kurumu süreci içerisinde bir kopukluk yaşadık. Ben hala Arıkan olarak o günkü söylediklerimizin arkasındayım. Yani o gün hatırlarsınız dedik ki, 15 yılını dolduranlar konusunda ayrım yapılmasın dedik. Bu eğitimler hangi amaçla yapılacak dedik. O süreci yaşadınız arkadaşlar. O süreçte yapılan eğitimlerin amacına ulaşıp ulaşmadığını ben herkesin kendi takdirine bırakıyorum. Şimdi bir kopukluk yaşandı. Aslında İSMO kurulduğu günden bu yana kendisel görevi açısından ilişkili olduğu tüm kurumlarla diyalog içerisinde olmak zorundadır. Ama başka bir görevi var. Üyesinin haklarını da sonuna kadar savunmak zorunda arkadaşlar. Biz o gün ifade ettiğimiz konular konusunda hem İstanbul Odası, bir önce Sayın Başkanım da altını çizdi, hem TÜRMOB olarak o görüşün arkasındayız. Ama hayat devam ediyor. Özellikle TÜRMOB açısından baktığımız zaman bağımsız denetim konusu, Zafer Hocam da içerisinde çok ciddi bir çalışma sürdürüyoruz. Yeni Kamu Gözetim Grubu Başkanı, geçmiştekilerle ilgili söyleyeceğim bir şey yok. O diyalog kapısını açtılar. TÜRMOB yönetim olarak birkaç kez bir araya geldik. Bir işbirliği içerisinde meslek adına önemli adımlar atacağını yürekten inanmaktayım. Bu arada bir müjdeyi daha vereyim. Maliye Bakanlığı'nda bir yönetmeliğimiz vardı. Sayın Başkanım hiç üzülme. Yani bundan sonra bu salonlar kapalı gişe olacaktır. Hiç endişe duymuyorum o konuda. Sürekli eğitim yönetmenimiz vardı biliyorsunuz. Uzunca zamandır bekliyordu. Hakkın arkadaşım da burada değil mi? Kurul üyesi. Bu yönetmelik yayınlanıyor. Bakanlıktan onay çıktı. TÜRMOB'un resmi gazeteye gönderdiği zaman yürürlüğe girecek. Onunla odanın kapısını bilmeyenler, eğitime çok ilgi duymayanlar, bundan sonra böyle bir sıkıntı yaşamayacağız. Özetle şunu ifade edeyim, TÜRMOB olarak tekrar geri dönersek, Kamu Gözetim Kurumu'yla, tüm kurumlarla diyalog içerisinde olmak zorundayız. Bizim görevimiz aksayan yönleri diyalog içerisinde ilgili kurumlara aktarmak, ilgili kurumlar da 105 kişilik meslek örgütünün görüşüne değer vererek ortak noktalar oluşabilir. Yukarıda da konuşuyoruz. Yani neden ilgi az diye. Tabii bir özelliği var bu camianın. Canına dokunan bir konu olduğu zaman kapalı gişe oynanıyor. Mesela bugün Güngören'de bir eğitim olduğunu söylüyor. 500 kişi başvuru yapmış. Neden? Afları nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz diye. Ama ben oda yönetimini yürekten kutluyorum. Çünkü
bu kadar güzel konuşmacıların bir araya geldiği, konu başkanı belirlendi, önemli bir paneli organize etmelerinden dolayı en azından buraya katılanlar şanslı olacaklar. Ben panelin başarılı geçmesi dileğiyle sizlere sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sayın Yahya Erkan'ı bırakmıyoruz. Plaketlerini vermek üzere Sayın Otur Başkanı Sayın Veysi Sevi'yi lütfen buraya davet ediyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Hocama bir alkış arkadaşlar başkanım. Evet, gel. Kamu Gözetim Kurumu Muhasebe Standartları Kurum Başkanı Yardımcısı Sayın Derviş Altınok, lütfen. Yeminli Mali Müşavir Boğams Denetçi Sayın Erdal Aslan. Bağımsız Eğitim Koordinatörü sevgili hocamız Doçent Doktor Zafer Sayar hocam, buyurun. Kendisi Ankara'dan geldi. Başkanım lütfen siz de buyurun. Başkanım bir hemen bir ayrı. Erol Bey siz de buyurun. Erol'cum gel ya, sen de gel. Nazım Üstad gel. Ömür hocam. Ömür hocam gel hocam. Panel konuşmacılarımızı yerine alırken güzel bir seminer olması adına başarılı bir sunum diliyorum. Buyurun. Değerli konuklar, son derece önemli bir gün yaşıyoruz. Çünkü şu anda bizim mesleğimizin özü olan denetim ve mesleğimizle ilgili hukuki bir sonuç alma zamanının başlangıcı. Yıllar öncesinde bu kurumun oluşumunda, mesleğin oluşumunda katkıları bulunan değerli Başkan Yahya arkadaşımızın fedakarlıklarını unutamayız. O dönemde bağımsız, muhasebeci, mali müşavir, yani mükellefe akıl verecek kişilerin
idarece kabullenilmesinin zorlaştığı ve dikkate alınma açısından da adeta bir alt pozisyonda değerlendirildiği dönemlerde yapılan çalışmalar bugüne bizi getirdi. Bağımsız denetimde hukuki bir güvence sağlandı ve ticaret kanunu içerisinde monte edildi. Mali müşavirlik mesleği, muhasebecilik mesleği de hukuki bir düzene kavuştu. Bu yeterli mi? Değil. Daha iyi günleri de olacaktır. Ama burada gördüğünüz önde arkadaşlarımızın ne kadar bu işin içerisinde zorluklarla bugüne geldiğini de ben hatırlıyorum ve biliyorum. Şu anda içimizde olmayanları da anlıyorum. Bizi böylesine bir organizasyon içerisinde toparlayan Hakan arkadaşıma da minnetlerimi sunmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, bugünün konusu bizim için çok önemli. Çünkü bağımsız bir mesleğin elemanları olarak ve kendi yönetiminizle, kendi idarenizi seçip bu mesleği yaparken yine de zorluklarla karşılaştığınız muhakkak. Bunları aşabilmek, çağdaş mevzuat düzenine, uluslararası çağdaş mevzuat düzenine uygun paralel bir yapıya kavuşabilmek için bir çalışmanın, bir atılımın yapılması da zorunlu. İşte bize bu konuda şeref veren Kamu Gözetim Kurumu'nun bize vakit ayırarak burada değerli konuşmacılarını göndermesi suretiyle de bunu beraberce, vakit yetmiyor, onu biliyorum. Yani 2 saatte, 3 saatte, 5 saatte, 10 saatte bu işlerin kotarılması kolay değil. Ama bir atılım olarak bugün çok önemli bir toplantının içerisindeyiz. Ticaret kanununa denetim, bağımsız denetimin girmesi, meslek elemanlarının güvence altına alınmaya çalışılması, tam güvence altında değil, onu söyleyeyim. Biz bugün meslek elemanları, yani denetim yapan arkadaşlarımın, tabii kamuda, kamu gözetim kurumundaki arkadaşlarımı bir kenara bırakıyorum. Ama sizler, bağımsız çalışan mali müşavir arkadaşlarımın sıkıntıları, hukuki sıkıntıları daha giderilmiştir. Ve aşama aşama tamamlanacaktır. Ve onlar da çağdaş düzeyde hem haklarını alabilecek pozisyona gelecekler, hem de korunma açısından güvence altına alınabileceklerdir. Bu zaman içerisinde olacaktır. İnanıyorum. Çünkü bu fedakarlığı yapan sizler bunu hak ediyorsunuz. Şimdi bugünkü çalışmamızda ilk konuşmacımız Galatasaray Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Volkan Demir arkadaşım. Konuşmasını yapmak üzere bağımsız denetimin uygulanmasına genel bakış konulu bir bize bilgi sunacak. Buyurun. Buyurun. Efendim iyi günler dilerim. Saygıdeğer konuklar, meslektaşlarım, Sayın Başkan, değerli hocalarım ve başkanlar, hepinize saygılar sunarım. Bu oturumu planlarken ilk önce hocam dedi bir akademisyen genel bakış yapsın durum ne, daha sonra kurum konuşsun, daha sonra uygulamacı konuşsun, daha sonra da meslek mensubunun yaşadığı sorunlar ne, TÜRMOP'tan Zafer Bey konuşsun diye planlandı. Dolayısıyla ben yaşadığımız bağımsız denetim uygulamaları bir genel bakış yapacağım. Bu bakışı yaparken bizim aile bağımsız denetimde haşır neşir biliyorsunuz. Dolayısıyla yakinen uygulamalarda sorunlar var, onları da bir tespit edelim, onları da ortaya koyalım hazır. Karar verici kurumlar da buradayken. Ama şunu söyleyebilirim ki 3 sene öncesinden çok daha iyiyiz ve 5 sene sonra çok çok daha iyi olacağız bağımsız denetimle ilgili. Çünkü gri alanlar kapanıyor. Ama dünyada da şu tartışılıyor, bunu da akademik olarak ayrıca bir tartışmak lazım. Bağımsız denetimde aşırı bir regülasyon var dünyada. Yani bayağı bir düzenleyici otoriteler bağımsız denetçiyi her anlamda denetlemeye, gözetlemeye çalışıyor. Bu acaba denetim kalitesine yansır mı? İleriki araştırma konularından bir tanesi. Konuşmamı birkaç başlıkta toplayacağım. Fazla vaktinizi almayacağım. Çünkü benden sonra kurum başkan yardımcımız konuşacak Derviş Bey. Çok değerli bilgiler verecek size.
İlk önce kimler bağımsız eğitime tabi? Biliyorsunuz benim açıkçası çok fazla umudum kalmamıştı. Bakanlar Kurulu kararı resmi gazeteden bu yoğun gündemde geçer mi diye, ama geçti. Değil mi? Biraz da geç kaldığını düşünüyorum aslında, ama çok önce vermişti çünkü kurum. Geçti. 5'er milyon düşürdünüz değil mi sayıdım? Evet. 5. İşte yazıyor 35 milyon aktif, 75 milyon ciro. 200 çalışanı da 175 çalışana çektiler. 3 kriterden ikisini sağlayan tekrar bağımsız denetime tabi olacak. Ne kadar sayı bekleniyor vesaire, kurumun elinde o bilgiler vardır. Zaten liste 1'de liste 2'de olanlar da var. Hani halka açıklar, BDDK kapsamında olanlar. Ama sonuçta yine söyleyeceğim. Bağımsız denetime giren firma sayısı arttıkça bundan memnun olanlar da var, olmayanlar da var. Nedenlerini beraber konuşacağız. Peki elimizdeki bağımsız denetimle ilgili standart seti ne? Bununla ilgili de biliyorsunuz geçen sene gelişme yaşandı. Bir bağımsız denetim standartlarımız var. Denetçinin uyması zorunda olduğu. O da revize ediyor kurumunu uluslararası gelişmelere uygun olarak. Bir de denetçi neyi denetliyor? Finansal tabloyu denetliyor. Eskiden elimizde tek bir finansal tablo seti vardı, TFRS. Kurum da bir geçiş döneminde bir karar vermişti. Demişti ki kayıklar liste sıralamıştı. TFRS'yi kullanacak. Onun dışındakiler isterse TFRS, isterse karma yöntem demiştik biz ona. Yani muhasebe sistemi uygulama genel tebliğine göre hazırlanan finansal tabloyu amortisman kıdem tazminatıyla düzeltip denetleyebilir demişti. Bu uygulama 31.12.2017'de bitti. 1.1.2018'den itibaren şirketler finansal tablo raporlama seti olarak ya TFRS kullanacaklar, büyükler zaten buna mecbur, küçükler yine ya TFRS ya da BOBİ FRS standartları yayınlandı ya onu kullanacaklar. Uygulama da başladı. Zannedersem sözleşme girişi de başladı BOBİ FRS'ye uygun finansal tablo denetimiyle ilgili. Şimdi denetim süreci nasıl bir süreçtir? Ben size bu süreci tanımlayacağım. Bir de bizim bağımsız denetim yönetmeliğimiz var. Revize olmuş haliyle. Zorluklar var onda biraz. Nerelerde tıkanıyoruz? Çünkü denetçinin elinde olmayan şeyler de var bazen. Onları biraz özetlemeye çalışacağım. Bağımsız denetim teklifle başlar. Hatta Kamu Gözetim Kurulu sizi yetkilendirirken teklif örneklerinizi de sunarsınız kuruma. Hangi teklif, nasıl teklifler, yani serbest olmakla beraber ticaret serbestlisi, etik kurallar dahilinde bir teklif mektubunuzun olması gerekiyor. Sonra sözleşmeyle devam eder. Şimdi sözleşmeyle ilgili bağımsız denetim yönetmeliği diyor ki, sözleşmeyi en geç seni denetçi olarak seçtikten, genel kurulda seçiyor biliyorsunuz, 2 ay içerisinde sözleşme yapmak zorundasın diyor. Bir. 2 ay içerisinde yaptığınız sözleşmeyi de sözleşmeyi imza tarihinden itibaren 30 gün içerisinde KGK'nın ABIS, yanılmıyorum değil mi üstadım? ABIS sistemi üzerinden yüklemek zorundasınız diyor. Yani dolayısıyla bir 2 ay, bir de 30 günlük bir süremiz var. Şimdi tabii bununla ilgili yine biraz sonra söyleyeceğim. Üstadlar da ortaya koyacaktı. Sorunlar var uygulamada. Genel kurul yapmak serbestisi denetçinin elinde olan bir şey değil. Yani denetçi hadi genel kurulum yapalım dediği zaman onu dinlemeyen bir güruh da olabiliyor iş dünyasında. Yani şirket denetçiyi dinlemiyor bazen. Sen bize karışma, işini yap diyor, raporunu ver diyor. Çünkü biraz sonra söyleyeceğim. Raporu da genel kurula diyor, bağımsız denetim raporunu 20 gün önce en az vereceksin diyor. Bağımsız denetim yönetmeliği. Şimdi bunu uygulamadaki arkadaşlara sordum. Off the record üstad bizden. Diyorlar ki vallahi biz raporu hazırlıyoruz. Genel kurul tarihi şirket veriyor. 20 gün öncesinin tarihini atıyoruz, rapora veriyoruz. Çünkü başka yapacak bir şey yok. Ben bağımsız denetçiysem bağımsız denetim raporumu bugün imzalarım. Öyle değil mi? Veririm şirkete. Şirket onu işte halka açık olup olmadığına göre o günkü yönetim kurulundan geçirir genelde. Yani içeriden ticaret olmasın diye. Genel kurul tarihi alır. Ama bu biraz şirketin bileceği bir iş. Genel kurul tarihinin ne zaman olacağı şeyi. Dolayısıyla bu konuda biraz bir düzeltme yapmak gerekecek diye düşünüyorum ileride. Bir başka şey, denetim süreci nasıl devam ediyor? Planlama, süreklilik, önemlilik vesaire, bunları planlayacaksınız. Başkanım söyledi, çok iyi biliyorum KGK özellikle gözetim çalışmalarında, üstad da bilir. Hakikaten denetim sürecine ilişkin, denetim kalitesine ilişkin ciddi ölçümler yapıyor. İyileştirici ölçümler de yapıyor. Şimdi denetim öncesi, denetim başlamadan önce TTK hükmü çok açık denetçinin seçimi. İlk 4 ay içerisinde seçilir diyor. Şimdi birçok arkadaşım da var benim tanıdığım meslek mensupları da. Bendeniz de öyle. Ticaret mahkemelerinde bilirkişi dosyası geliyordur zaman zaman. Öyle değil mi?
Denetçi 4 ay içerisinde seçilmezse yönetim kurulu veya paydaşlardan bir tanesi mahkemeye giderek denetçi seçimi talep edebilir mahkemeden. Şimdi mahkemeler bu konuda çok bilgili değil. Denetçi seçmiyor. Mahkemesine göre değişmekle beraber bu ilk 4 ay içerisinde seçilmesi konusu hani biraz sorunlu. Çünkü genel kurulu o zaman yapma zorunluluğunuz var ama TTK da değişiyor. Onunla ilgili herhalde bir gelişme olacak. Bir başkası tescil ve ilan. Size bir örnek vereyim. Denetçiyi seçtiniz. Ticaret seçiminde tescil etmeniz mümkün. Yani mecbur. Tescilde sorunlar çıkıyor. Bunu Ticaret Bakanlığı'na bildirdik. Nelerle karşılaştık? Şirketi genel kurulda seçilmiş şirketi bağımsızlık beyanı mecburdur. Ticaret Bakanlığı onu istiyor. Denetçinin bir beyanı vardır. Ben bu şirketi tanımıyorum. 400. madde hükmü gereği bağımsızlık hükümlerinin kurallarına da uyuyorum diye. Mesela size bir örnek vereyim. Trabzon Ticaret Sicil diyor ki şirketin bağımsız denetime tabi olduğuna dair yememe raporu getir diyor. Dedim ki bu maliyenin yememenin tasdik edeceği raporlar arasında yok. Hani benim de ilk defa duyduğum bir rapor. İstiyoruz dedi mesela. Ben bunu Ticaret Bakanlığı'na sordum. Mut Bey vardı. Başka bir göreve geçti ama çok ilgilendi. Ticaret Bakanlığı derhal bir iç yazıyla böyle bir şey isteyemezsiniz. Sadece bağımsızlık belgesi yeter dedi. Sonra bir baktık Ankara Ticaret Sicili'yle istemeye başladı. Yani sen bağımsız denetime tabi misin değil misin? Şimdi biliyorsunuz bağımsız denetim TTK sürecinde çıkarken hepimizin istediği bir şeydi. Hatta ilk aşamada herkes bağımsız, bütün sermaye şirketleri bağımsız denetime tabi olsun demiştik. Şimdi de mesela şöyle direngenlikler var mevcut düzenlemede. Siz bağımsız denetime tabi olduğunuza dair yine beyan veriyorsunuz. Kriterleri geçtiğinize dair. Bağımsız denetçiden istiyorlar bunu. Peki ben bağımsız denetime tabi değilim. Bir sermaye şirketiyim. Bağımsız denetimin iyiliğine, güzelliğine, faydasına inanıyorum. Ve denetlenmek istiyorum ve genel kuruluma da bunu geçirmişim. Tescillerden bazısı diyor ki tescil edemem diyor. Sen bağımsız denetime tabi olma mecburiyetin yok diyor bağımsız denetim. Şimdi bunları KGK, Ticaret Bakanlığı, TÜMOP bir araya gelip bu uygulamaları yeknesak yapmamız lazım. Çünkü biz bu denetlenecek şirketlerin de şevkini kaçırmaya başladık. O zaman da diyorum ki ben yönetim kurulu kararıyla denetlet ama ya bunun da bir ciddiyeti kalmıyor. Evet güzel bir şey. Denetim her zaman güzeldir. Bunda bir ciddiyeti kalmıyor. Bir başkası bilmiyorum aranızda yaşayan var mı? Mesela bu riskin erken saptanması konusu var. TTK'da 397. madde. Ya bu acayip bir sorun olmaya başladı. Ben size onunla ilgili örnek vereceğim. Şimdi bağımsız denetim yönetmeninde 13. maddeydi yanlış hatırlamıyorsam. Bağımsız denetim kuruluşu ve bağımsız denetçi ifadesi geçer. Serbest bağımsız denetçiydi. Ne yaptık onu? Denetim üstlenen bağımsız denetçi. Şahıs olarak. Belli büyüklükleri bunlar tek başına yapamıyor. Tek başına yapsa bile bir ekip kurmak zorunda. Kayıkları mecbur kuruluşlar yapıyor. Denetim kuruluşu olmak için de ne gerekiyor? Bir kere para gerekiyor mu? Gerekiyor. Hani know-how'la yapılan bir şey değil. Bu ciddi bir para gerekiyor. Bir asıl, bir yedek, iki tane sorumlu denetçiniz gerekiyor. Asgariyi söylüyorum. İkişer tane denetçiniz gerekiyor lisans almış. Bunların sürekli eğitime tabi tutulup devamlı askıda yani faal olması gerekiyor yeni sisteme göre. İyi bir mekan gerekiyor. Kontrol ediyorlar. Bu ileride önerilerimizden bir tanesi bu. Teknoloji gerekiyor. Artık bu Excel'lerden çıkan bir şey. Ciddi bir teknoloji gerekiyor. Ama bir yerde mevzuatta yakaladım. KGK'nın bu teknolojiyi kullandırtma yetkisi de var. İsterse ileride kullandırtabilir. Çalışma kağıtları gerekiyor. Mesleki sorumluluk sigortası yapmak zorunluluğu gerekiyor. Bayağı da gerekiyor. Bunların yanında paraları isterseniz arada yazarım. Kaç para olduğunu da. Aşağı doğru topladığınızda asgari sermayeyi söyleyebilirim aşağı yukarı size. Dolayısıyla denetim kuruluşu olmak aslında ciddi bir iş oldu. Şunu da söyleyebilirim ben size. Bundan 3-4 sene önce denetim fiyatları çok yerdeyken bu düzenlemeler arttıkça, bu akademik de bir çalışmadır. Denetimde düzenlemeler arttıkça denetimi yapan kişi sayısı azalıyor ve denetim ücretleri artıyor. Denetim ücretleri artıyor. Ciddi olarak da artmaya başladı. Şimdi Türk Ticaret Kanunu'ndaki 2-3 madde ile ilgili çok özet bir bilgi vermek isterim. Sondan başlayayım. Denetçi seçimi 399 400. madde. Hepimizin çok zamanda da tartıştı, şimdi de tartıştı. Ama oturdu, onda sorun yok. Birçok denetçiyi görüyorum uygulamada faaliyet raporuna görüş vermiyorlar. Atlıyorlar. Halbuki
Emin olun bağımsız denetim raporu kadar önemli TTK nezdinde faaliyet raporuna görüş vermek. Çünkü hukukçu üstadlarım da hocalarım bilir, yok hükmündedir diyor. Yani faaliyet raporunun yok hükmünde olması İbra'yı nasıl etkiler? Siz aklanabiliyor musunuz? Aklanamıyorsunuz. Tamamen bir hukuk garabeti doğuruyor. Dolayısıyla faaliyet raporuna görüş vermeyenler var. İki, çok tartıştığım bir şey. Şirket, halka açıkları ayırıyorum. Şirket kayık kapsamında büyük. Kocaman firma ama halka açık değil. Halka açıklardan daha da büyük. TFRS'ye göre finansal tablo hazırlıyor. Faaliyet raporunu görüyorum. Yeminlisi ya da mali müşavir VUK'a göre hazırlamış genelde meslektaşlarımız. Ya tartışıyoruz, diyoruz ki bağımsız denetçi buna görüş verecek ve bu bilgilerin doğruluğunu söyleyecek. Ya diyor, bizim için önemli olan diyor VUK raporu. Bankalar buna bakıyor. Şimdi bu kanıyı kuramıyoruz. Bununla ilgili aslında bir yerlerde hep beraber konuşmamız gerekiyor. En çok, en son pazarlıkla şuna ikna edebiliyorum. Faaliyet raporunun ekine bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları şöyle bir ataşla iliştiriyorum. Hani o isim geçsin diye. Ciddi tehlike var. Yarın öbür gün hukuki sorunlar yaşadığınızda ticaret mahkemelerinden dosyalar gelmeye başlayınca sorunları tanımlıyorsunuz. Çünkü hakim de bağımsız denetimden geçmediyse, bilir kişi de öyle davranıyor. Faaliyet raporu da bağımsız denetimden geçmediyse yok hükmündenin anlamı çok asittir. Yani bu finansal tablolar, bu raporlar delil değildir artık. Bir başkası riskin erken teşhisi komitesi. Bu SPK'ya tabi firmalarda iyi işliyor. Ama mesela Merkez Bankası'nda bir girişim var. Erdal Bey konuşacaktır onunla ilgili. Son dün uzatıldı. Biz alışız biliyorsunuz son gün uzamaya. Dün sözleşme girişimi uzatıldı ama onu Erdal Üstad'ın bahseder. Şimdi riskin erken teşhisi komitelerinin kurulması ile ilgili aslında TTK denetçiye direkt yetki vermiş. Önerme yetkisi değil ha. Denetçi yazdığı an diyor riskin erken teşhisi komitesi kurulur. Peki nedir bu? Şu, kurlar arttı ya, bizim öz kaynak tehlikedeyse, net işletme sermayesi tehlikedeyse görüşünde belirtmen yetmiyor. Bu risklerle ilgili diyor şirketi ayrıyeten uyar. Riskin erken teşhisi komitesi kursun, risk komitesi kursun ve sana raporlama yapsın. Bununla ilgili ticaret mahkemesinden bir case söyleyeyim size. Riskin erken teşhisi komitesi kurmadığı için yönetimde olan riskin erken teşhisi komitesi kurmayan tarafa sorumluluk davasından bayağı bir yüklü ceza, sorumluluk bedelleri yüklendi. Mahkeme kararı var bununla ilgili. Ve bu da çoğalmaya da başladı. Onu okumayayım zaten size. Şimdi bir başka konu, başkanım açılış konuşmasında bahsetti. Sürekli eğitim konusu. TÜRMOB'un da özlediğimiz yönetmeninin çıkacağı müjdesini verdi başkanım. İkisi beraber hakikaten meslek için bence son 20 yıldaki en önemli kararlar. Çünkü neden en önemli kararlar? YMM üstadlarımız vardır. Serbestten YMM olanların kurslarında SMM üstadlar, sizleri tenzih ediyorum, siz eğitime çok şey veriyor, önem veriyorsunuz. Şöyle bir öz eleştiride bulunuyorlar. Ya hocam diyorlar, biz mali müşavir olduktan sonra YMM sınavlarına hazırlanana kadar bizim bilgiler çok eskimiş, bunu anladık diyorlar. Bu bir öz eleştiri. Bununla ilgili yazılı metinler de var elinde isteyen hakkında. Şimdi bunu niye söylüyorum? Çünkü sürekli eğitim mecburiyetimiz yok. SPK mevzuatında vardı. Yıllık 200 saat diyor. SPK'ya sordum. Oradaki gözetleme yapana. Hiçbir bununla ilgili işlem yapılmadı. Yani KGK da bu tebliğ olmadığı için yapmadı. Hiçbir işlem yapılmadı. Ama bundan sonra yapılacak. Bundan sonra sürekli eğitimle ilgili herkes kredi biriktirmeye bakacak kumbarasına. Kredin yoksa vallahi işi yapamayacaksınız. Bu kadar basit. Faal olarak olacaklar, faal olmayacak. Şimdi bu sürekli eğitimi ikiye ayırıyoruz. Temel mesleki konular, destekleyici konular. Derviş Bey'le daha önce konuştuğum için ve KGK ile eğitim yetkilendirme ile de konuştuğumuz için bugünkü, bize sözlü olarak ifade edilen bugünkü panel temel konular arasında bağımsız denetimle ilgili olduğu için ve Sayın Başkan Yardımcımız da burada olduğu için zaten bağımsız denetim ve büyük bir ihtimal temel konular arasında kredi vermeyi KGK sözlü olarak ifade etti, düşünüyor. Etik de öyleydi. Ama bundan sonra herkes kredi biriktirecek. 3 yılda 120 kredi biriktireceksiniz. 60'ı temel olmak zorunda. 120'si de temel olabilir bu arada. Hepsi de temel olabilir. 60'ı destekleyici. Fakat şu tebliği incelediğinizde güzel bir tarafı var. Mesela burada bağımsız denetim sözleşmesi yapan meslektaşlarım varsa iş başında geçirdikleri, yani sözleşmelerde ismini geçtikçe 2-3 kredi gibi, o halka açık olup olmadığı diye ayırıyor kayıt kapsamında,
kredi elde edebilecek. Yani 10 tane sözleşmeniz varsa zaten 20 ya da 30 krediniz olacak. Bir küçük eğitimlere de gittiğiniz zaman kredi elde edebileceksiniz. Makale yazıyorsanız, ben bağımsız denetim belgesine sahibim, bugün konuşmacıyım mesela, bugün konuşmadan kredi elde ediyorum bugün. Makale yazıyorsanız, kitap yazıyorsanız, konuşmalara katılıyorsanız bunlar da hep kredi elde edeceksiniz. TÜRMOB'unki de öyleydi. TÜRMOB'da da birçok faaliyetten kredi elde edebileceksiniz. Dolayısıyla bu meslek olarak bu sürekli eğitim tebliği ve sürekli eğitimle ilgili yönetmeliğe hep beraber sahip çıkalım. Eksiklikleri olabilir, düzeltilir ama hep beraber sahip çıkalım dedim. Şimdi bağımsız denetimde sorunlar neler? Son olarak ben şunu ifade edeyim. Bir, yönetim sorunu diye bir sorun ben tanımladım. O yönetim sorunu ne? Onu size söyleyeyim. Denetlenen firmalar buna inanmıyor. Birçoğu inanmıyor buna. Yani bunu KGK sağlayamaz, TÜRMOB sağlayamaz, biz sağlayamayız. Bu TOP, TÜSİAD vesaire nezdinde yapılacak bir hani finansal okul yazarlık gibi bir projedir. Denetlenen firmanın yönetiminin buna inanması gerekiyor. Denetimin iyi bir şey olduğuna inanması gerekiyor. Dolayısıyla birinci sorunumuz bu. İnanmadığı için de devamlı, tabirimi affedin, yokuş yapmaya başlıyor. Ya diyor, ben zaten tam tasdikten geçiyorum. Bir para veriyorum. Bir de diyor bağımsız denetimden geçireceksin. Denetimi zaten kavramını bilmiyorsa şöyle bir şey zannediyor. Bak bakalım içeride 3 kağıt var mı? Yani iç kontrolüyle bunu sağlayamazsınız. Suistimal denetimi istiyor sizden, her şeyi istiyor. Yani bunu, denetimin ne olduğunu bilmiyor. Dolayısıyla bunu hep beraber aşmamız gerekiyor ama bizim biraz dışımızda bir olay. Bir başkası, biraz önce anlattığım, hala bir VUK sorunumuz var. Yani tek finansal tabloya doğru gidiyoruz ama gidemedik henüz. Yani gidecek gibi de değiliz. Ben size maalesef söyleyeyim. Gidecek gibi de değiliz. Bir VUKçu ulema var. Yani hakikaten VUK'a tapanlar grubu var. VUK'tan ne anladıklarını anlamıyorum. Çok saygı duyuyorum. Değerleme, vergicilik, bunlar güzel şeylerdir ama ya çıkan rakamlar o kadar saçma ki, ben size bir örnek vereyim. VUK'a göre bir turizm firmasının bilançosuna baktım. -150 gelir tablosu. Milyon. Batmış. Bankacı öbürsü gün şirketin kapısında. Efendim diyor, şunun teminatları bir yenilesek diyor, işte -150 bayağı bir zarar. Adam çok mutlu. Otel dolu diyor. Kredim var benim diyor. Kur arttı, kredileri değerledim. Zarar yazdık tabii diyor. Ama diyor, benim diyor TL gelirim yok ki. Kredim euro, gelirim euro, her şeyim euro. Ben diyor çok mutluyum, ciddi de para kazanıyorum ve diyor ki Allah aşkına maliye diyor bizleri fark etsin, gelsin bizden vergi alsın diyor. Vergi de ödemiyorlar biliyorsunuz ve bir süreklilik analizi yaptım üstad. Önümüzdeki 20 yıl boyunca da vergi ödeyecek gibi görünmüyor. Yani bu VUK devam ederse teşvik falan hiç kullanmadan kurlarla önümüzdeki 20 yıl hiç vergi ödeyecek gibi de görünmüyor. Hiç teşviğe falan dokunmadan. Ya patron diyor ki lütfen vergi ödeyeyim. Vergi ödemek istiyorum diyor. Ya dolayısıyla böyle bir sorunumuz var. İkincisi, haksız rekabetle ilgili, ki etik konusudur bu. KGK'nın çok da destekliyorum. 5 saat diyor bu 120 kredinin etik olacak. Bence 15 saat olmalı. Yani şahsi fikrimi söyleyeyim. Her şey etikle bitiyor, haksız rekabetle. Biz bunu söylemeliyiz. Size örnek vereyim. Öyle fiyatlar dolaşıyordu ki bu bağımsız denetim olduğu zaman. Bonus, yani neredeyse şey, bir alana bir bedava, tasdik yaptırana denetim bedava. Ve böyle şeyler dolaşıyordu. Ama şimdi öyle maliyetler arttı ki minimum resmi gazeteye baktığınızda bir şirket diyor 96 saatte denetlenir. En minimumu bu mevzuatta. Hadi bırakın YMM denetlemedi. SMM'nin denetim ücreti 96 saate kadar 225 lira. 20 küsür bin lira yapıyor. Ama emin olun öyle komik komik ücretler dolaştı ki bir ara. Hala dolaşıyor. Bu efendim? 341 lira oldu. Bu eski rakam olabilir. Yani öyle komik ücretler dolaşıyor ki. Ve ben size bir söyleyeyim. 96 saatte denetim yalandır. 96 saatte denetim yapamazsınız. İlk denetlediğiniz firma minimum 250 saat. O ucu da açıktır. 1000 saate kadar gider firmanın büyüklüğüne göre. Çünkü neden biliyor musunuz? Denetim niye pahalı? Denetçi adam saat harcıyor, işini bitiremiyor. Niye bitiremiyor? Burada yine özel olarak söylüyorum. Denetçi finansal tablo hazırlıyor. Bu sorunu çözmemiz lazım. Nasıl çözeceğiz? Ben önerimi de söyleyeyim. Somut önerimi. Kurumlar bunu geliştirsin. Bizim özellikle bağımsız denetime tabi şirketlerde finansal raporlama uzmanı sertifikası vereceğimiz en az bir kişi istihdam etmemiz lazım.
bu sertifikayı nasıl veririz? Oturup konuşalım. TÜRMOP'la KGK mı verir? TÜRMOP mu verir? İşte vergi merkeziyle mi verir? Yani bunu, bu çok komik bir şey. Başka bir şey ama her denetlenen firmada bir tane sertifikalı raporlama uzmanı olmak zorunda. Çünkü denetçi uygulamada %90'ı böyle halka açıklarda dahil. Denetçi gidiyor ilk önce VUK'tan TFRS'ye geçiyor. Finansal tablo hazırlıyor. Sonra hazırladığı finansal tabloyu denetliyor. Evet. Ben size şimdi geliyorum üstadım. Sonra ona tam görüş hazırlıyor. Muhasebe müdüründen bir mail. Üstad, bizim mizan değişti. Evet. Birçok şirketin şey koyduğunu biliyorum. İmzalı mizandan sonra mizan değişirse ücret 2 kat alınır diyor. Denetimci haklı, bence 3 kat alınmalı. Yani hakikaten de haklı. Ciddi bir sorunumuz var. Şirketlerin finansal tablosunu hazırlaması konusunda ciddi teşvik etmeliyiz. Bunu zorunlu hale mi getiriyoruz, ne yapıyorsak yapalım. Şimdi bir başkası, tasdikle bağımsız denetim çok ince bir çizgi. Bunu ayrı bir oturum konusu. Şimdi tasdikle gitgide bağımsız denetime yaklaştı. Bu da yaklaşmaya başladı. Yarın öbür gün ne olacak bilmiyorum. Bu aflar bağımsız denetimin başlı başına bir sorunu. Halka açık bir firma bir bağımsız sorumlu ortak arkadaşımı arıyor, diyor ki sorumlu ortak arkadaşın da çalışma kağıdını gösterdi bana, stok sayımı %100. Anadolu'daki firma halka açık, diyor ki hocam üstadım vergi dairesinden geldiler, sizin her şeyiniz resmi biliyoruz ama benim de hedefim var diyor vergi dairesi başkanı. Stoktan diyor şöyle %5 falan bir şeye girelim diyor. Şimdi denetçi diyor ki ya diyor ben saydım, sen doğrusun, her şeyin tam. Ya diyor girelim, ne olacak? Şimdi imza attığınız firma affa girince ne olur? Ben cevabını bulamadım kendime. Yani hep beraber soruyorum. Stoğu doğru demişsiniz. Alacak borç doğru demişsiniz. Her şeyi doğru demişsiniz. Sonra şirket bir sene sonra diyor ki stoğum pardon 1 milyon eksikmiş. Matrahlarım da eksikmiş diyor ve vergi dairesine veriyor. Allah'a var, kimse bakmıyor şu anda. Çok açık söyleyeyim. Yani bakarlarsa zaten fecaat, ne olacağı konusunda hukuki zaten şey mütalaa isteyeceğim hocalarımdan. Bilmiyorum. Bir başka sorun, bunu çözemedik. Her platformda kendime misyon edin, ünvan sorunumuz var. KGK'dan kaynaklanmıyor biliyorum. TÜRMOP'tan kaynaklanmadığını da biliyorum. En azından şimdiki TÜRMOP'tan kaynaklanmadığını biliyorum. SMM, YMM ortak olamıyor. Böyle bir şey yok. Yani Afrika'dan çocuk evlak edinebiliyorsunuz. Mevzuat açık. SMM... Oda olarak ortaklıkların kaydını kabul ediyoruz. Bir sorun yok. Onu söyleyecektim. İstanbul Oda ortaklıkların bütün kaydını, yani KGK'da bağımsız denetim ve danışmanlık AŞ ünvanda olmasa bile kaydediyor. Başkan kaydediyor. Öyle bir yenilik yaptılar. TÜRMOP, ya başkan da bunun lehinde olduğunu biliyorum ama bir yapı var. Bu YMM, SMM ortak olamaz diyor. Dünyadaki herkes kardeştir diyoruz. YMM, SMM hariç diyorlar. Ya yani böyle bir şey var. Böyle bir yapı var. Biliyorum. Genel kuruldan geçtiğini biliyorum. Bir başkası şu an biliyorum. KGK, SPK, Ticaret Sicili, yani Ticaret Bakanlığı ve TOB'un TÜRMOP'un bir araya gelmesi gerekiyor. Ben size bir örnek vereyim. Raporu 30 gün içerisinde KGK'ya sözleşmeyi sunmak zorundasınız. SPK 6 gün diyor. Yani içeride büyük denetim firmalarının içeride sırf bu işlere tahsis ettikleri insanlar var. SPK'ya bilgilendirmeyi yaptın mı KGK'ya? Ya ileride bunun bir KGK nezdinde, doğrusu o, ben açık söyleyeyim size, ortak platformda sözleşmeleri bir kere girelim. Ben SPK'ya niye sözleşme bildireyim? Bir kere girelim, o da görsün. İşte raporu bir kere gireyim. Zaten şeye kapa giriyorsunuz. O da görsün. Yani bu sürelerle ilgili, KGK'nın süreleri makul olduğu için onu söylüyorum. O sürelerle ilgili bir daha bir tartışmak gerekiyor. Ve bununla ilgili de şöyle bir sorunumuz var. Duyumları söyleyeyim. Genel kurul tarihleri 5. aya çekilecek diye bir söylenti var. Ticaret Bakanlığı'nda görüşme. Şimdi 5. aya çekildiğinde, yani raporların 5. aya kadar hazırlanması zorunlu. Halk açıkları bırakın, yılda bir kere raporlama yapan şirketlerde şöyle bir sorun ortaya çıkacak. Personel alacaksınız, 6 aya çalıştırıp 6 aya yatıracaksınız. Ciddi olarak. Yani çünkü Temmuz'dan, ben size söyleyeyim, en ihtimal Temmuz'dan Aralık'a kadar, hadi Kasım'a kadar personelle işiniz olmayacak böyle bir sistemde.
Dolayısıyla bunu nasıl yaparız bilmiyorum ama ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor. Böyle personel de yok, yetişmiş personel yok böyle. Evde sizi bekleyen, beni çağıracaklar hani diye bekleyen bir personel yok. Bunları birlikte konuşmamız gerekiyor. GSO 25'i niye olduğunu merak edenler vardır. Üniversitem devlet üniversitesi biliyorsunuz, Galatasaray Üniversitesi. 25. yılımız bu sene. Onun için bizim bu seneki kullandığımız logo 25. yıl logosu. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi değerli arkadaşlar, Volkan Demir çok eski bir kardeşimiz. Yine de tecrübeleri de derin. Bir portre çizdi ama bu portreyi ben de ilgili izledim. Fakat şöyle bir olaya da ben tanık olmuştum bir tarihte. 70'li yılların galiba başıydı. Ben işte hesap uzmanıydım. Bizim üstadlardan biri bir mükellefi inceliyor. Mükellef de kurum, limited şirket. Bir adamcağız da geldi. Bu kim dedi üstad? Efendim muhasebeciniz dedi. Defol dedi. Çık dışarı. Biz şaşırdık kaldık. Maviniz çünkü. Sonra dedi ki ya böyle muhasebeciyle falan gelmez. Burası ciddi yer dedi. Şimdi o dönemden bu döneme geldik. Bu döneme geldik. Ama bu dönemde sorun var. VUK var. Doğru. O maddeler kimin önerisiyle, kimin nasıl isteğiyle düzenleniyor, pat diye karşınıza çıkıyor. Senede iki tane af kanunu çıkıyor. Kayıtlar ona göre düzeltilmesi gerekiyor. Bir sürü sorun. Esasında sisteme bu konunun yetkilileri dışında kimse karışamaz. Sistem özelleşmiş. Özel hukuk normlarına göre hareket edilmesi lazım. Bir kere hukuk problemimiz var bizim. Devlet başka, özel sektör başka. Devletin çıkardığı kanun çok başka. O sistemin altyapısında olanların yapmış oldukları işler çok başka. Tabii ki bunlar zaman içerisinde çözülebilir. Tabii burada çok önemli bir olay var. Bir de bağımsız denetimde yeni gelen, taze bu bağımsız denetimde nedir, ne oluyor, ne bitiyor? Ben çünkü ben ticaret odası müşavir olarak bana gelenler bağımsız denetim yaptırıyor musun? Yok abi diyor, öbürce orada yok. Şimdi nedir bu? Esasında bu konuyu bir gözden geçirelim. Kamu Gözetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Derviş Altınok bize bu konuyu açıklasın. Bir öğrenelim bakalım daha neler çıkacak karşımıza. Tabii buyurun, ne demek? Sayın Üstadım çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, değerli meslektaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Üstadımın da başta bahsettiği gibi hakikaten az önce de bahsettiği gibi bağımsız denetimde bizim bir hukuk problemimiz var. Biz aslında meseleye başka yerden başlayacaktım ama Üstad buna temas ettiği için buradan başlayayım istedim. Şimdi biz henüz şu meseleyi aşabilmiş değiliz. Hocam temas etti. Şimdi bugüne kadar denetim de muhasebede verginin gölgesinde geldi biliyorsunuz. Bu kötü bir şey mi? Kesinlikle kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Başlangıçta Üstad'la da bunu konuştuk. Evet, bugün bağımsız denetimin kendi başına bir şahsiyet kazanmasına engel olduğunu düşünüyoruz. VUK diyoruz, yanlış ifade kullanıyoruz aslında. VUK değil, vergi hukuku dememiz lazım. Biz bu geçmiş tecrübelerimizin içerisinden yeni bir meslek çıkarmaya çalışıyoruz aslında. Ama şöyle bir şansımız var. Yıllardır temelleri oturtulmuş, yıllardır yapısı hazırlanmış, bir muhasebe geçmişimiz var, bir denetim geçmişimiz var, vergi denetimi geçmişimiz var. Malum haliniz bugün bağımsız denetim yasal bir denetim, zorunlu bir denetim. Ama yeminli mali müşavirliğin yaptığı denetim zorunlu bir denetim olmamasına rağmen bazen işte YMM arkadaşlarımız, üstadlarımız da söylüyor. 30 bine yakın bugün vergi tasdiki yaptırılan şirketimiz var deniyor. Demek ki biz burada bir mesafe kat etmişiz. Yani ben bunu şunun için söylüyorum. Maliye Bakanlığı eski denetim elemanı olmaması bile bunu söyleme gereği duydum. Yani vergiden elde ettiğimiz tecrübeleri yabana atacak bir durumda değiliz. Elbette bunu da yapacak olan biziz. Yani bu bağımsız denetimi ayrı bir kişilik kazandırma, ayrı bir yer edindirme bizim elimizde olan bir şey. Bizim hukuk sorunumuz, evet bağımsız denetimde bir hukuk sorunumuz vardı ama bu aslında ticaret kanunuyla ciddi oranda giderildi. Kamu Gözetimi Kurumu'nun kurulmasıyla ciddi oranda giderildi. Neler yapıldı bugüne kadar hepimiz şahit olduk.
gözlemledik. Bağımsız denetim niye geldi? Buradan başlayalım isterseniz. Bağımsız denetim malum haliniz finansal bir temel olarak finansal tabloların gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bilgi sunması açısından geldi. Bizim için neden önemli gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun bilgi? Çünkü değerli arkadaşlar siz de biliyorsunuz ki ticaret güven üzerine kuruludur. Eğer siz güvenmiyorsanız ticaret yapmazsınız, iktisadi hayatın bir ajanı olmazsınız. Güvenebilmeniz için, sizin ticari ilişkilere girebilmeniz için sizinle ticari sözleşme yapacak olanların size karşı yüklendikleri haklarını ve borçlarını ifade edebileceklerine dair kapasitelerinin bulunduğuna güvenmeniz gerekir. Nasıl güveneceksiniz? Onların hakkında bilgi ediniyor olmanız gerekir. Ama her bilgi kıymetli değildir. Malum haliniz iktisat teorisinde asimetrik bilgi denen bir şey vardır ve piyasa başarısının temel nedendir. O zaman bize hangi bilgi gerekli? Bize doğru ve gerçeğe uygun bilgi gerekli. Biz bugün vergi usul kanunun değerleme hükümlerini neden eleştiriyoruz? Çünkü gerçeğe uygun bilgi vermiyor diyoruz. Ama bir kere biz üstadın da söylediği gibi hukuk ayrıştırmasını yapabilmemiz lazım. Vergi hukuku başlı başına bir alan. Vergi hukuku hocam da burada. Ben yani vergi hukuku eleştirildiği zaman üzülüyorum. Neden eski vergici olma mazhebiyle üzülüyorum? Çünkü biz henüz bunların ayrıştırmasını yapamadığımızı düşünüyorum. Birincisi de değerli arkadaşlar, vergi hukukunda bir yasallık ilkesi vardır. Dolayısıyla subjektif değer yargılarına izin vermez. Bu aslında bizi korumak için var. Yani eğer idare ben şunu vergiliyorum deyip istediği gibi vergi salıyor olsaydı, işte değerlemeyi şöyle yaparım diyor olsaydı bu vergide adaleti, vergide eşitliği zedeleyecekti. Benzer şekilde işte Anayasa'nın 73. maddesinde mali güce göre vergileme ilkesi var. Bu da bizim fiktif değer artış kazançlarını vergilememizi engelliyor. Dolayısıyla ikisini birbirinden biraz ayrıştırmamız lazım. Bağımsız denetim, aslında bağımsız denetim derken belki bunun maddi hukuk açısından muhasebe standartlarından bahsetmemiz lazım. Muhasebe standartları neyi söylüyor? Sizin işletmenizin gerçek durumunu ortaya koymanızı söylüyor. Çünkü siz ticari hayatın içerisindesiniz. Ticari ajan olarak bir takım faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Mal alıyorsunuz, satıyorsunuz. Önemli bir işleminiz daha var. İşçi istihdam ediyorsunuz. Bugün Türkiye'nin en önemli büyük işletmelerine baktığınız zaman 500 bin kişi çalıştıran işletmeleri var. İşte bunların ailelerini de saydığınız zaman dün büyük bir gıda grubunun yönetim kurulu üyesi gelmişti. Bir yerde yatırım yapacaklarmış. Biraz ondan bahsetti. İlde 15 bin kişinin hayatına temas edeceğiz diyor. Şimdi siz bu kadar önemli işletmelerin batmasını, yanlış yapmasını ister misiniz? Dolayısıyla gerçek durumunu görmek istersiniz değil mi? İşte muhasebe standartları temel olarak bunu sağlamaya çalışıyor. Gerçek durumun, gerçek bilginin ortaya konulmasını sağlamaya çalışıyor. Bununla birlikte şöyle, işte hocam da bahsetti. Bizde maalesef bilgi üretilirken yanlış tarafa çekilme çok fazla var. Aslında biraz iğneyi kendimize batıralım. Çünkü patronların yanında bizler de varız. Dolayısıyla bu bilgiler yanlış üretilirken aslında bizatihi müşahede ediyoruz. Bu bağlamda bizim bilgiyi üretenle bilgiyi kullanan arasında bu bilginin doğruluğuna ilişkin de bir güven mekanizmasının kurulması gerekiyordu. Bu da bağımsız denetimle yapıldı. Bağımsız denetim hakikaten ticaret kanunuyla beraber getirilen çok önemli bir mekanizma. Bu sadece salt eski denetim yapısından uzaklaşmak anlamında değil. Yani organsal bağlamda işte şirketin organı olan bir denetim yapısından dışarı çıkarılması değil. Aslında denetime bir kalite getirme, denetime bir kimlik kazandırma, hukuki bir statü kazandırma anlamında da çok önemli şeyler yapıldı. Nedir bu? Denetçilik aslında artık bir profesyonel mesleğe dönüştürüldü. Ticaret kanunu gerekçesinde bu açıkça ifade edilir. Ve denetçinin mesleki etiğe göre uluslararası standartlara uygun bir şekilde denetim yapacağını söyledi. Bu biraz bize yabancı herhalde. Biz bundan ciddi anlamda şikayet ediyoruz. Yıllardır bu mesleği icra eden bizler olarak, yani SMM'ler, YMM'ler olarak. Çünkü bizim yaptığımız denetimlerde en çok karşılaştığımız sorun ne derseniz şu arkadaşlar. Bir yeminli mali müşavir aynı zamanda bağımsız denetim yapıyor ve şunu söylüyor. Ya ben bu şirkete zaten diyoruz ki işte neden müşteri tanıma prosedürünü uygulamadın? Ya bu benim 20 yıllık müşterim. Yani neyini daha ben tanıyacağım? İşte diyoruz neden belgelemeni yapmadın? Ben zaten yeminli mali müşavirliğini yaptım. Şimdi biz üstadın söylediği gibi biz eğer bu hukuku birbirinden ayrıştıramıyorsak, bu alanlara kendi kimliğini veremiyorsak bu işin devamını sağlayabilecek durumda değiliz. Dolayısıyla öncelikle bu işe kendimizin bir sahiplenmesi gerekir. Bunu temel olarak söylemek istiyorum.
İşte bağımsız denetim hukuku yeni bir alan. Her ne kadar sermaye piyasası kuruluyla beraber 30 yıllık bir geçmiş olsa bile aslında hakikaten ciddi anlamda Türkiye'mizin gündemini meşgul ediyor olması kamu gözetimi kurumuyla birlikte başladı. Daha doğrusu yeni ticaret kanunuyla birlikte başladı ve bu sistem aslında 3 sütun üzerinde kuruldu. Birincisi işte söylediğim gibi öncelikle finansal tabloların doğru bilgiyi üretecek şekilde bir muhasebe çerçevesine göre hazırlanması ki Türkiye muhasebe standartları bunu ifade ediyor. İkincisi bağımsız denetim, bu bilgilerin üretilen bu finansal tabloların doğruyu yansıtıp yansıtmadığını göstermesi açısından bir tekefül etme, bir bu işe güvence verme meselesi olan bağımsız denetim ve üçüncü ayağı da bir kamu gözetimi sistemi. Kamu gözetimi sistemi de aslında şunu yapıyor. Bir, öncelikle bu denetim, öncelikle bu finansal tablolar neye göre hazırlanacak bunu belirliyor. İkincisi bu denetim neye göre yapılacak bunu belirliyor. Yani muhasebe standartları ve denetim standartları. Üçüncüsü bu denetimi kim yapacak bunu belirliyor. Nasıl yapacak bunu belirliyor. Dördüncüsü bu yapılan denetimin hakikaten standartlara ve mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını bu denetimlerden faydalananlara güvence vermek açısından, bu denetimlere güvenmeleri açısından da bir gözetim mekanizması ortaya konuluyor. Hocam bahsetti hani dünyada regülasyon aslında bu işi nereye götürüyor? Daha mı kötüye götürüyor, daha mı iyiye götürüyor? Bunu göreceğiz dedi. Ben gördüğümüzü söyleyebilirim. Geçen yıl yaptığımız çalışmalarda mesela gözetim faaliyetlerini biliyorsunuz 2015 yılında çok ciddi anlamda sıkılaştırmıştık. Çok olumlu dönüşler oldu. Yani biz gözetimlerden çok az ceza verdik biliyorsunuz. İşte sözleşmelerin bildirimi olsun, raporların bildirimi olsun, asgari unsurlar olsun bu konularda çok iyileşme oldu. Dolayısıyla biz regülasyonun en azından şu anki elimizdeki verilerle olumlu katkı yaptığını açıkça söyleyebiliriz. İncelemelerde de benzer şeyler geliyor. Geçen yıldan itibaren elbette yaptırımlar da uygulanmaya başladı. Bu konuda hani Kamu Gözetimi Kurumu artık yaptırım uygulamaya da başlanıldı deniyor ama şimdi şöyle bir mesele var arkadaşlar. Eğer siz bir hukuk ortaya koyduysanız ve insanlara bir takım yükümlülükler ortaya koyduysanız bunların sorumluluklarının bilincini de yerleştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla siz yani aslında bu şu kaliteli işi üretebilmek için gerekli. Yani çok üzüldüm bir savunma gelmişti mesela. Yeminli mali müşavir birisi yıllardır piyasanın içerisinde sözleşmeyi neden zamanında bildirmedin diye bir soru sormuş. Savunma istiyoruz ve bize gelen savunma şu ben bağımsız denetim yönetmeliğini bilmiyordum diyor. Şimdi bir yeminli mali müşavirin bir ya da serbest muhasebeci mali müşavirin yaptığı işle ilgili temel mevzuatı bilmiyor olması bir bahane olarak sunuluyorsa artık burada sizin bu işleri öğretebilmeniz açısından yani yaptırım uygulamaya sadece şey açısından bakmamak lazım. Yani cezalandırmak ve dışarı atmak anlamında değil. Çünkü hakikaten böyle yaptığımız yok. Geçen yıl itibariyle uygulanan yaptırımlara bakarsanız askıya alma ve iptal etme cezalarının çok ekstrem noktalarda sadece iki yerde verildiğini görüyorsunuz. Bir zaten SPK'dan gelen bir durum vardı. Bir tanesi oydu. Diğeri de çok ciddi bir mesele karşısında verilmişti. Onun haricinde tamamı uyarı para cezası veya ikaz veya bilgilendirme şeklinde oldu. Dolayısıyla bu mekanizmayı bir bütün halinde düşünmek lazım. Bize gelen çoğu zaman arkadaşlarla konuşuyoruz, üstadlarla konuşuyoruz şu söyleniyor. Yani pasta çok küçük. Yani bu pastayı ne zaman büyüteceksiniz? Bu pastayı ne zaman büyüteceksiniz? Birazdan üstad temas edecek. Mesela Merkez Bankası sene başında bir düzenleme çıkardı. 15 milyon üzerinde döviz yükümlülüğü olanlar için ve bağımsız denetim mekanizması getirdi. Şimdi o kadar çok bize telefon geliyor ki ya işte çoğu şunu da söylüyor. Ya nereden çıktı bu? Hani pastanın büyütülmesini istiyorduk. Mesele pastanın büyütülmesi değil arkadaşlar. Yani meseleye para kazanmak olarak, en başta para kazanmak olarak bakmamak lazım diye düşünüyorum. Mesele kaliteli iş yapmak anlamında bakılması gerektiğini düşünüyorum. Kaliteli işi nasıl yapacağız? Biz yapacağız. Yani bu işi ben de bir yeminli mali müşavirim. Bu piyasanın içerisindeyim. Bu işi nasıl yapacağız? Daha kaliteli nasıl yapabiliriz? Bunun için çabalamamız lazım. Başta Yahya Bey de biraz temas etti. Şimdi diyalog meselesine ben değinmek istiyorum. Aslında değinmeyecektim ama çünkü ben aşağı yukarı 5 yıla yakındır bu kurumdayım ve pek çok ortamda bir araya geldik. Kamu Gözetimi Kurumu diyaloğa ciddi anlamda açık. Yani bundan önceki yöneticilere de yöneticilerle de çalıştım. İki farklı başkanla çalıştım. Bu üçüncü başkanımız. Hiçbir zaman piyasadan gelen herhangi bir eleştiriyi geri çevirdiğimiz olmadı. Mutlaka dikkat alıyoruz. Çünkü biz belli bir meslek grubunun ya da belli bir grubun çıkarı için çalışmıyoruz. Biz bir kamu otoritesiyiz. Dolayısıyla kamunun yararına çalışıyoruz.
bir işi nasıl daha yapabileceksek, nasıl kaliteli yapabileceksek bunun peşindeyiz. Yani bu bunun farkında olunması lazım. Çünkü bize ne zaman ulaşılmak istenirse, ne zaman bir eleştiri iletilmek istenirse buna her zaman açık olduğumuzu ifade ediyoruz ve yaptığımız bütün toplantılarda da bunu dile getirdik. Temel olarak bunlara değindikten sonra hani Kamu Gözetimi Kurumu son dönemlerde ne yapıyor? Biraz bundan bahsedeyim. Bizim söylediğimiz gibi 3 temel ayağımız var. Birincisi muhasebe standartları kısmı, ikincisi bağımsız denetim kısmı ve kamu gözetimi kısmı. Muhasebe standartlarında neler yaptık? Geçen yıl bunu hakikaten böyle bir övünç kaynağı olarak ifade ediyorum. Bobby FRS diye bir şey yayınladık. Bobby FRS uluslararası anlamda bir başarı arkadaşlar. Bunu aslında sizin ve bizim bir başarımız olarak değerlendiriyoruz. Çünkü yani bu geçmişten gelen birikimlerin, tecrübelerin sizin katkılarınızla, bizim katkılarımızla üretti. Dolayısıyla ülkemize ait bir başarı Bobby FRS. Kendimize ait hakikaten yerel bir raporlama çerçevesi üretmiş durumdayız. Çünkü TFRS'leri biliyorsunuz aynen tercüme ediyoruz. Orada ciddi bir katkımız olmuyor ama Bobby FRS bizim için yerel, bugünlerin meşhur tabiriyle yerli ve milli bir finansal raporlama çerçevesi. Bu bizim için çok önemliydi. Geçen yıl aşağı yukarı 25 ilde bunun tanıtımını yaptık. Bu yıl da inşallah yine bu çalışmalara devam edeceğiz. Yakın zamanda kiralama standardını yayınladık biliyorsunuz. TMS 1 finansal tabloların sunuşu ve TMS 2 stoklar yayınlandı. TFRS 23 yorum yayınlandı. Benzer şekilde nakit akış tabloları, muhasebe politikalarına ilişkin TMS 8, TMS 10 da yayınlanmak üzere resmi gazeteye gönderilecek. Bu ara bunun çalışmaları devam ediyor. Yine sigorta standartları da bu ara gündemimizde. Önemli bir konu, geçen yıl sempozyuma katılan arkadaşlarımız hatırlayacaklardır. Orada bir telif anlaşması imzaladık. AOFİ ile yapılan bu telif anlaşması kapsamında faizsiz finansa ilişkin standartların da Türk mevzuatına kazandırılması çalışması yapılıyor. Bu bağlamda bizim faizsiz finansla ilgilenen kurumlarımızın finansal bilgilerinin uluslararası alanda geçerliliğinin kazanılması ve gerçeğe uygun sunum yapılması anlamında faizsiz finans standartlarını da yayınlayacağız. Benzer şekilde TMS taksonomisine ilişkin çalışmalarımız da var. Nedir bu? Biliyorsunuz bugün için Türkiye'de finansal tabloların, finansal verilerin toplandığı tek yer gelir dersi başkanlığı. Aslında bütün şirketlere, bütün gerçek kişilere ait finansal bilgiler orada toplanıyor ama vergi mahremiyeti hasebiyle bu bilgiler gerçek anlamda kullanılamıyor. Biz dahi ulaşmak istediğimiz zaman vergi mahremiyeti gerekçesiyle karşılaşıyoruz. Fakat sizin iktisat politikası üretebilmeniz, bir vergi politikası üretebilmeniz için veriyi analiz etmeniz lazım. Yani biz üniversitede çalışma yapacağız, veri bulamıyoruz. O zaman nasıl çalışma yapacağız, nasıl ARGE yapacağız? Dolayısıyla kullanılabilir finansal verilere ihtiyacımız var, projeksiyonlar yapabilmek adına. Aslında Kamu Gözetimi Kurumu bu anlamda ciddi bir sorumluluğu yüklenmiş diyebilirim. Biz bağımsız denetime tabi işletmelerin ki, bunların büyüklükleri itibariyle baktığınız zaman aslında Türkiye'nin çok büyük işletmelerini ve ekonominin ciddi bir büyüklüğünü teşkil ediyor. Bunların finansal bilgilerinin gerçeğe uygun bir şekilde, yani Türkiye muhasebe standartlarını ve Bobby FRS'ye uygun bir şekilde hazırlanmış finansal bilgilerini TMS taksonomileri üzerinden alıp analiz edilebilir ve iktisat politikası anlamında kullanılabilir, kamu kurumlarıyla paylaşılabilir bir halde toplamaya çalışacağız. Bu çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Gerek Maliye Bakanlığı, gerek Borsa İstanbul'la çalışmalarımız devam ediyor. Diğer bir meselemiz eşdeğerlik meselesi. Az önce söylemiştim, hani bu meseleye biz biraz kalite anlamında bakalım demiştim. Çünkü şöyle sırtım, omzumuzda çok önemli bir sorumluluk da var. Bizim ürettiğimiz finansal bağımsız denetim raporları uluslararası geçerliği var. 2 yıl evvel biliyorsunuz Avrupa Komisyonu Türkiye'de hazırlanan bağımsız denetçilerin, bizim bağımsız denetçilerimizin ürettikleri bağımsız denetim raporlarına eşdeğerlik sağladı. Geçen yıl da İsviçre hükümeti eşdeğerlik sağladı. Dolayısıyla ürettiğimiz raporlarda uluslararası bir geçerliliği var. Yani uluslararası aslında bir mesleğe de sahibiz. Bu bizim için bir övünç kaynağı. Öte taraftan denetim standartları tarafında ne yapıyoruz? Denetim standartlarını aşağı yukarı aslında standartlara ilişkin külliyatın tamamını tamamlamış durumdayız. Güncel çalışmaları yapıyoruz. Şu eleştiriler bize hep geliyordu aslında. Biz de farkındayız. Standartların dili konusunda çok ciddi eleştiriler geliyor. Ama biliyorsunuz ki aslında devşirme olan her mevzuatta bunu yaşıyoruz. Çünkü
hukuk felsefesinde, hukuk sosyolojisinde hep şunu söylerlerdi. Eğer siz bir toplumda bir hukuki kılıf giydirecekseniz, gömlek giydirecekseniz aslında bunun içsel olarak başlaması lazım. Çünkü kişiler, insanlar benimsedikleri hukuk normlarına uyum sağlarlar. Dolayısıyla siz kendi ihtiyaçlarınızla bir hukuk üretirseniz ona uyumunuz çok daha kolay olur. Hocam bahsetti, biz patronlara ulaşamıyoruz. Onlar bu işin faydasına inanmıyorlar. İşte faydasına inandırabilirsek aslında, faydasına inandırdığımız, onlara bir katma değer üreteceğini inandırdığımız, ikna ettiğimiz anda onlar bu mevzuatı ikna olacaklar, bu mevzuatı kabullenecekler, benimseyecekler ve buna uyum sağlayacaklar. Dolayısıyla bizim aslında devşirme olması hasebiyle dil konusunda biraz sorunlar yaşıyorduk. Biz bunları bütün mevzuat, bütün külliyatı, denetim standartlarını, muhasebe standartlarını tekrar elden geçiriyoruz. Ciddi iyileştirmeler yaptık. Bugünlerde biliyorsunuz sürekli resmi gazetede standartlarımız yayınlanıyor. O en ufak bir değişiklik yaptığımız zaman bütün standartın dilini de gözden geçiriyoruz. O sebeple aslında standartın tamamı elden geçirilmiş oluyor. Geçen yıl pek çok değişiklik yaptık. Bunlara tek tek temas etmeyeceğim ama bizim temel olarak denetim standartlarında yaptığımız çalışmalar hem uluslararası bağlamda, proje bağlamında yapılan değişikliklerden gelen hem de dil sadeleştirmesi ya da dil uyumlaştırması anlamında yaptığımız çalışmalar. Peki sadece denetim standartlarında ve muhasebe standartlarında mı var? Hayır, mevzuat anlamında da değişiklikler yapıyoruz. Biliyorsunuz geçen yıl bağımsız denetim yönetmeliğindeki bağımsız denetim mevzuatının temel iskeletini oluşturan şey bağımsız denetim yönetmeliğimiz. KHK biraz daha üst normu ifade ediyor ve kurumun teşkilat yapısını ifade ediyor ama bağımsız denetim yönetmeliği bu işin gerçek rehberini ifade ediyor. Biz burada ciddi değişiklikler yaptık. Zannediyorsam 34 maddeye yakın değişiklik yapıldı. Burada neler yapıldı? Söylediğim gibi baştan beri söylüyorum. Bu işin kalitesini artırmaya yönelik endişelerle değişiklikler yapıldı. Çünkü bağımsız denetim bir kurumsallaşma işi. Kurumsallaşma için öncelikle bir kurallaşmanızın olması lazım. Çünkü kuralları koyarsanız, kuralları net bir şekilde ifade ederseniz herkes haklarını ve yükümlülüklerini net bir şekilde bilir. Haklarını ve yükümlülüklerini biliyorsa sorumluluklarını bilir ve ne yapacağını bilir. Dolayısıyla bizim kurumsallaşmanın öncesinde bir kurallaşma sürecine girmemiz gerekiyordu. Biz aslında bu süreci böyle başlattık. Biraz kurumsallaşma adına önemli gördüğümüz bir yenilik, hocam serbest bağımsız denetçilik dedi, o zamanlarda çok eleştiri geldi. Denetimi üstlenen bağımsız denetçi adıyla yeni bir denetim sistemi ya da mekanizması kurduk diyebiliriz. Bundan önce biliyorsunuz denetim tek başına bir denetçi tarafından yapılabiliyordu, kayık olmayan kuruluşlar adına, ama siz de malumunuz koca koca işletmeler, yani bağımsız denetime tabi işletmelerin büyüklüklerine bakarsanız bugün, bu koca koca işletmelerin tek başına bir kişinin denetlemesi çok mümkün değil. Çoğu zaman uzmanlık da gerektiriyor. Ben vergi incelemelerinde biliyorum, bir mühendislik firmasını incelemiştim. Oturdum, mühendislik kitabı okudum. Yani yapacağınız başka bir şey yok. İfade alırken patronla birkaç soru sorunca bana şey demişti, siz mühendis kökenli misiniz? Yani siz bu işi tek başınıza yapamazsınız. Hele kısıtlı bir zamanda yapmak istiyorsanız çok bütün alanlara, bütün sektörlere ilişkin bilgiye sahip olmanız mümkün değil. Dolayısıyla bu iş bir ekip işi dedik ve tecrübe işi dedik. Dolayısıyla denetim üstlenen bağımsız denetçilik mekanizmasıyla aynen denetim şirketlerinde olduğu gibi bir kalite kontrol sisteminin, bir organizasyonun, bir denetim ekibinin kurulmasının ve denetimi üstlenecek bağımsız denetçide de bir denetim tecrübesinin olmasını aradık. Yani sorumlu denetçi nitelikleri haiz olmasını aradık. Benzer şekilde yetkilendirme sürecinde özellikle denetim tecrübesiyle ilgili lisans eğitimlerinin mükerrer sayılmasıyla ilgili bir sorunumuz vardı. Onu gidermeye ilişkin bir düzenleme yapıldı. Ve en önemli meselemiz ki hocam da temas etti, bizim sahip çıkmamız lazım dedi. Gerçekten eğitim meselesi bizim sahip çıkmamız gereken bir şey. Biz nedense millet olarak eğitimi sevmiyoruz, bir şeyi okumayı da sevmiyoruz. Kulaktan dolma, hani sağdan soldan öğreniyoruz. Böylece böyle olduğu zaman da çoğu zaman yanlış bilgiyle hareket ediyoruz. Sürekli eğitim çok önemsediğimiz bir mesele arkadaşlar. Gerçekten neden önemsiyoruz? Çünkü işin kalitesi sürekli eğitimle olacak. Yani şunu düşünmemek lazım. İşte ne olacak? Ben gittim bir konferans dedim. Her kulağınıza gelen bilgi, her okuduğunuz şey bize bir şey katıyor. Tartışıyoruz, yeni bir şey öğreniyoruz.
konuşuyoruz, yeni bir fikir üretiyoruz. Dolayısıyla bu işe sahip çıkma anlamında sürekli eğitimin çok önemli bir yeri var. Malum haliniz sürekli eğitimi biz yıllık ve 3 yıllık periyotlar halinde bir eğitim yükümlülüğü şeklinde düzenledik. Ha şunu da söyleyeyim hocam, ben de tescil edildim. Yani kurul tarafından yetkilendirildim ama sicile kaydedilmek istiyorum şimdi bağımsız sanatçı olarak. Arkadaşlar bana diyor ki üstad kaydedemeyiz, niye? Sürekli eğitim yükümlülüğünüzü yerinize getirmeniz lazım. Biz bunu bilmiyorduk, idareci olarak bunu bilmiyor muyduk? Kendi aleyhimize olan bir şeyi bile yapmanın doğru olduğunu düşündüğümüz için yaptık. Yani o gün bu kararları veren, bu yönetmeliği hazırlayan arkadaşların tamamı benim durumumdaydı. Dolayısıyla biz kalitenin nasıl üretileceği endişesini taşıyarak bu düzenlemeleri yaptık. Tüm denetimler için ekip kurma zorunluluğu getirdik. Yani sadece denetim üstlenen bağımsız denetçi için değil. Ekip kurma, biliyorsunuz eskiden denetim şirketleri dahi kayıt dışında bir denetim üstleniyorsa denetim ekibi kurma zorunluluğu yoktu. Bu aslında denetim kalitesini ciddi anlamda etkiliyordu. Bu anlamda denetim ekibi kurma zorunluluğu getirildi. Önemli düzenlemelerden bir tanesi de sözleşmenin feshiyle ilgili bir değişiklik yapıldı. Biliyorsunuz bundan önce denetim sözleşmenin feshedilmesi için kurumdan onay alınması gerekiyordu. Ama bu hantal bir yapıya sebep oluyor. Çünkü anında denetim, yani bir bağımsızlık ihlali oluyor örneğin. Sizin anında sözleşmeyi feshetmeniz gerekiyor ama işte o bürokratik bir sebeple kuruma bildiriyorsunuz. Biz anlamadığınız ve algılamadığımız bir şeyi hemen haklı sebeple fesine onay veremiyoruz. Karşı taraftan soruyoruz, araştırmasını yapıyoruz. Dolayısıyla bu süreci daha da kısaltmak anlamında ciddi bir aslında yol açan bir şey oldu sözleşme fesillerinde onayın kaldırılması. Önemli meselelerden bir tanesi aslında hani bir eleştiri olarak bize çok fazla geliyor. Biz bunu öngörmedik mi? Öngördük. Denetim raporlarının teslim edilme süresi. Şimdi arkadaşlar şu meseleyi iyi analiz etmemiz lazım. Üstad söyledi. Bağımsız denetim özel hukuk alanında bir iş aslında. Şimdi bir denetim kuruluşuyla denetlenen işletme kendi arasında bir sözleşme yapıyor. Yüklendikleri bir iş var, bağımsız denetim işi var ve sonunda rapor yazıyorlar. Siz bunları kamu gözetimi kurumuna bildirmediğiniz müddetçe ben bunun varlığından haberdar olup bunun kalitesini kontrol etmemi bekleyemezsiniz. Dolayısıyla benim bu sürecin başlangıcından, sürecin devam ettiğinden ve tamamlandığından hem sözleşme anlamında, hem iş süreci anlamında, hem de raporu anlamında mevzuata uyumu anlamında da kontrol ediyor olabilmem lazım. Bunun için benim bunlardan bilgi sahibi olmam lazım. Şimdi maalesef bizim ticaret kanununda denetim hükümleri hakikaten çok güzel işlenmiş. Yazanların eline sağlık. Bunun için bir şey söyleyemem ama bazı meselelerde açıklık bırakılmıştı. Örneğin denetim sözleşmesi ne zaman yapılacak? Tamam, denetçiyi seçiyoruz. 2018 denetçisini 2018'de seçtik. Ama sözleşme yapmak için bir yasal süre yok. Benim 2020'de sözleşmeyi yapıp geçmişe dönük denetim mi yapacağım? Bu zaman denetimin kalitesini nasıl sağlamış olacağım? İkincisi, tamam denetim sözleşmesini yaptım, denetimi tamamladım. Denetim raporu ortada yok. Biz geçen sene bunlara çok şahit olduk. 3 yıl öncenin denetim raporu hala yok. Denetim tamamlanmadı söyleniyor. Yani bunlar hayatın olağan akışına aykırı. Dolayısıyla siz bir yerde bir çizgi çekmeniz lazım. Yani 60 geçme notuysa 60'da çizgi çekiyorsunuz. 59'daki adam diyor ki ya ben niye kaldım? 59'a çekseniz de bu defa 58'deki adam niye kaldım? Siz bir standart koymanız için bir yerde çizgi çekmeniz lazım. Dolayısıyla denetim raporları ve denetim sözleşmelerinin bildirilmesiyle ilgili meselelere biraz bu bağlamda değerlendirmek gerekiyor. Bu meseleyi çok uzattım. Sürekli eğitimden bahsettim. Hani bu bizim için çok önemli bir mesele. Çok önemsiyoruz ve şunu açık açık söyleyeyim. Zaman zaman kulağımıza şöyle şeyler de geliyor. Bizim yetkilendirme demeyeyim. Programına onay verdiğimiz kuruluşların denetçilere ulaşıp hani bu eğitimin zorunlu olduğu, olmazsa faaliyet izninin iptal edeceği, faaliyet izninin askıya alınacağından dem vurarak herkesin bu eğitimi almasını zorunlu kalındığına dair söylemler olduğunu da duyuyoruz. Şimdi evet, sürekli eğitim yükümlülüğünü yerine getirmiyorsanız denetim faaliyetine devam edemiyorsunuz ama bu sizin belgenizin iptal edildiği anlamına gelmiyor. Sadece sürecin durdurulması anlamına geliyor. Ve istediğiniz yerden eğitim alabiliyorsunuz ve ötesinde de şu var, denetim bizim sürekli eğitimle ilgili verdiğimiz yetkilendirme bir organizasyonun kendisine verilmiş bir yetkilendirme değil, sadece programına verilmiş bir yetkilendirme.
Dolayısıyla bugün program akredite edilmiş bir kurum, yarın kurum program akredite edilmeyebilir. Dolayısıyla katıldığınız eğitimlerde bunu check etmeniz önemli ve istediğiniz kuruluştan, istediğiniz yerden, istediğiniz şekilde bu eğitimleri alabilirsiniz. Kurum tarafından akredite edilmişse bu önemli bir mesele. Buna da temas etmek istedim. Gözetimle ilgili geçen sene aslında çok fazla bahsettik. Temel problemlerimizden bahsedelim. Gözetimde karşılaştığımız. Birincisi sözleşmelerle ilgili çok ciddi sorunlarımız var. Üstadlarımızla, arkadaşlarımızla konuştuğumuzda da bize geliyor. İhtiyari sözleşmelerin bildirilmediğini görüyoruz arkadaşlar ve büyük denetim kuruluşlarında dahi bu sorunlarla karşılaşıyoruz. Az önce de söyledim. Eğer bir işin kalitesini kontrol etmek istiyorsanız o işin varlığından haberiniz olması lazım. İhtiyari sözleşmeler de bağımsız denetim mevzuatının içerisinde yer alan sözleşmeler. Bunlar dışında yapılan, bu düzenlemelerin dışında olan işler değil. Biz bunları 2013 yılında bütün denetim kuruluşlarına, bütün denetçilere yazı yazarak bildirdik. Dolayısıyla ihtiyari sözleşmelerin bildirilmiyor olması ciddi sorumluluklarla karşılaşılabileceği gibi bir durum doğuracak. Benzer şekilde denetim raporlarında da bu sorunları görüyoruz. Yine denetim sözleşmelerinde bulunması gereken asgari unsurlarla ilgili sorunları yaşıyoruz. Şimdi denetim sözleşmesi her ne kadar özel hukuk sözleşmesi olsa da yani bu denetim bir kamu menfaatini ifade ediyor. Kamusal bir yararı var bu işin aslında. Sizin içerisindeki unsurların da mevzuatın düzenlediği şekilde olması gerekiyor. Aslında burada mesele mevzuata bunların yazılmış olmasını bir emredicilik gibi algılamaktan ziyade aslında yol göstermek anlamında. Yani tarafların haklarını koruması anlamında. Çünkü o 29. maddeye baktığınız zaman ya da BDS 210'la ekindeki sözleşmeye baktığınız zaman sizin haklarınızı korumak, denetçinin haklarını korumak anlamında yapılmış sözleşme. Buna böyle bakmak lazım. Yani bu bizim üzerimizdeki bir demokrasinin kılıcı gibi algılamamak lazım. Başka meseleler de var. Örneğin temel problemlerinden bir tanesi rotasyon. Rotasyon bağımsızlık işte yakınlık tehdidinden bahsediyoruz. Bağımsızlık olmazsa arkadaşlar bağımsız denetim olmaz. Çünkü kurucu unsuru. Dolayısıyla eğer rotasyona aykırı bir denetim yapıyorsak aslında bağımsızlık ihlal edilmiş demektir. Bu konuya çok önem veriyoruz. Yani rotasyonu her işletmede yani belki bütün sözleşmeleri tek tek asgari unsurlar bazında taramıyoruz ama bütün sözleşmeleri rotasyon bazında tarıyoruz. İşte gelir bildirimleri üzerinden yapılan denetimler var. Mesleki sorumluluk sigortalarının yapılmadığına şahit oluyoruz. Mesleki sorumluluk sigortası ne için önemli? Yani kamu gözetimi kurumu için çok önemli. Bizim için önemli değil. Mesleki sorumluluk sigortası sizin için önemli. Yani sizin zorunlu trafik sigortanız olmadan trafiğe çıkıp kaza yapmanız neyse mesleki sorumluluk sigortanızın olmadan denetim yapmanız da aynı şey. Çünkü biz şunu henüz göremedik. Ben kuruma başlayalı 5 yıl oldu ve 5 yıldır bu sorumluluk meselesine çok fazla temas ediyorum. Geçen yılki sempozyumumuzun bir oturumu salt sorumluluk bağlamındaydı. Bu işin hukuki sorumluluğu çok fazla. Yani yeminli mali müşavirliğin tasdik sorumluluğundaki gibi sorumluluk değil. Orada çıkan sadece matrah farkıyla bir sorumluluğunuz var ama burada neyle karşılaşacağınız, nasıl bir sorumlulukla karşılaşacağınız ve kime karşı sorumlu olacağınız belli değil. Dolayısıyla mesleki sorumluluk sigortası sizi garantiye alabilecek, alması için getirilmiş bir düzenleme. Temel olarak gözetime ilişkin söyleyeceklerim bu kadar. Denetimlerle ilgili yani bizatihi piyasadaki incelemelerle ilgili birkaç şeye de temas edeyim ve konuşmamı tamamlayayım. Şimdi bizim geçen yıl yaptığımız bir önceki yıl yaptığımız incelemelerde çok önemli ustalarla karşılaştık. Başlangıçta temas edildi yani denetimler şekli olmasın, esasına ilişkin de denetimler yapsın. Evet esasına ilişkin de denetimler yapıyoruz. Geçen yıl çok ciddi muhasebe bulgularıyla karşılaştık. Faaliyet izni askıya alınması cezası mesela bu muhasebe bulgularından bir tanesiyle gerçekleştirildi. Dolayısıyla hani sizin şunu salık veririm. Yıl sonunda bizim incelemelerin sonuçlarından elde ettiğimiz aykırılıklar bir rapor halinde yayınlanıyor. Bunlara baktığınız zaman Kamu Gözetimi Kurumu'nun yaptığı denetimlerde neler tespit edildi, hangi mevzuata aykırılık olduğu gözlemlenebilir. Önemli problemlerimizden bir tanesi arkadaşlar şu. Söylediğim gibi biz vergi hukukundan gelen alışkanlığımızla oradaki denetim ve muhasebe birikimimizle hala bu işi de yapmaya çalışıyoruz. Bu işi ayıklayamadık. Ben zaten müşteriyi tanıyorum. Ben zaten yeminli mali müşavir olarak bunları yaptım. Ben zaten şunları yaptım. Çalışma kağıtları düzenlememe gerek yok. Algısıyla hareket ediyoruz. Bunlar hakikaten denetimin kalitesini ciddi anlamda yıpratıyor ve sorumlulukla da karşılaşmaya sebep oluyor. Dolayısıyla
sorumlulukla karşılaşmamak için yükümlülüklerimizi iyi bilmemiz ve bu yükümlülüklere uygun hareket ediyor olmamız gerekir. Çok şanslıyız. Yani yeminli mali müşavirlik gibi değil bu iş. Ben bir inceleme elemanı olarak şunu söylüyorum. Biz de işi nasıl öğreniyorduk? Üstadlarımızın yanına veriliyorduk. Refakatte gözlem yoluyla öğreniyorduk. Ama aslında standartlar sizin önünüze bir rehber koyuyor. Neyi nasıl yapacağınızı, nerede neye bakacağınızı, ne yapmanız gerektiğini standartlar açık bir şekilde ortaya koyuyor. Dolayısıyla temel olarak standartlara bakmak, temel olarak mevzuatı okumak, temel olarak sürekli güncel gelişmeleri takip etmek işimizin kalitesini artıracaktır. Ben sözü çok uzattım. Çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. İşte çok vaktim var. Bir iki tane diyorsanız çok kısa bir şekilde. Çok teşekkür ederiz arkadaşımıza. Değerli arkadaşımız burayı terk edeceği için mümkünse 2-3 soru sorabilirsiniz kendisine. Sorularınız varsa alalım. Buyurun. Aman kısa Kamber Bey, ne olur gidecek arkadaş. Bir tanesi mesleki sorumlu sigortası. Çok önemsiyorsunuz, doğru. Ancak son uyguladığınız cezalarda sigorta şirketleri diyor ki firmaya... Ceza uygulamadık. Parasal cezalar var firmaya yapılan cezalar ancak bizim tarafımızdan önlenir. Dolayısıyla bağımsız denetim şirketlerine veya bağımsız denetçilere yapılan ilave para cezaları kapsamlı değil deniyor. Dolayısıyla buna çözüm bulunması lazım. Önce bunu söyleyeyim. O yapıyorlar ama pardon, klozlara koydurabiliyorsunuz. Şu anda hiç kimse alamadı. Poliçeye koydurabiliyorsunuz. O KGK'nın dışında bir şey poliçeye koydurabiliyorsunuz. Peki. Diğer taraftan bağımsız denetim raporlarının sisteme girişinin son tarihi var. Hı hı. Biliyorsunuz firmalar denetim konusunda hep ayak sürüyorlar. Dolayısıyla verileri vermekte zorlanıyorlar. 31 Mayıs'a kadar birçok şirketin verisi gitmemiş oluyor. Şimdi burada bağımsız denetim şirketinin herhangi bir sorumluluğu var mı? Çünkü bilgiler devam etmiyor, gelmiyor ve rapor sonuçlanmıyor. Sorun burada. İkincisi, bir son soru olsun. Genel kurul yapılıyor, 2 ay geçiyor. Firma sözleşme yapmakta uzatıyor süreyi. 2 ay geçiriyor. Aslında yasal olarak problem yok ama neyle karşılaşabiliriz? Teşekkür ederim. Bir soru daha alalım arkadaşlar. Birincisine hemen üstad cevap vereyim unutmadan. Tamam. Meslek sorumluluk sigortası ile ilgili hocam da söyledi. O bizim dışımızda bir mesele yani sigorta şirketlerinin yapacağı şey. İkincisi denetim raporlarıyla ilgili sorunu biliyoruz. Aslında biz bu düzenlemeyi yaparken de biliyorduk. Çünkü hem Gümrük Ticaret Bakanlığı ile hem TÜRMOK'la da görüştük. Onlar da geldiler, görüşlerini de bildirdiler. Bunun farkındayız ama söylediğim gibi yani bir yerden bir çizgi çekip bu işe bir standart koymaya çalışmazsanız bu hiçbir zaman yoluna girmeyecek. Ha bu yıl bu sorunu çözebilir miyiz? Derseniz bu yıl bu sorunu çözemeyebiliriz ama yani inşallah bu sorun seneye çözülecek diye düşünüyorum. Yani bir merhale kat ediyoruz. Çünkü Gümrük Ticaret Bakanlığı'yla da ilgili görüşmelerimiz var. Genel kurulların yapılma tarihleriyle ilgili. Yani bu şimdi biz kamu otoritesi olarak bütün alanları düzenlemeye yetkimiz yok. Sadece belli bir yerde görevliyiz, yetkiliyiz. Dolayısıyla hem Ticaret Bakanlığı'nın yetkisine giren hem Maliye Bakanlığı'nın yetkisine giren yerlerde onlarla sürekli temas halindeyiz. Bunlar da bu şekilde çözülecek. Şirketlerin işte denetim sözleşmesini imzalamamasıyla ilgili sorunlar da var. Elbette biliyorsunuz yani hukukta sorumluluk bir kusura dayanır genel itibariyle. Kusur sorumluluk çok istisnaidir. Şimdi sizin bir kusurunuz yoksa Kamu Gözetimi Kurumu tarafından bir yaptırımla karşılaşmanız elbette beklenilemez ama bunu ispat etmeniz gerekir. Temel olarak bunları söyleyebilirim. Pardon, onunla ilgili bir şey var. Affedersiniz. Eğer 2 ay içerisinde sözleşmeyi yapmazsa 10 gün içerisinde Kamu Gözetim Kurumu'na bildiriyorsunuz. Evet, onu söylemeyi unuttum. Evet, 10 gün içerisinde bildiriyorsunuz. Tamam, bir soru daha alalım. Evet. Makalelerden puan alıyor, alabiliyorsunuz biliyorsunuz. Okuyan okumak. Makale çünkü okumak bir saat, bir saat, üç
saat geliştirdi ve çok çok ciddi bu meslekte çok ciddi bir ifade. Yani evet. Yani, güzel ama onu nasıl takip edeceğiz? Uluslararası derginin bu tür uygulaması var. Dergilerde derginin altına iki tane, üç tane soru koyuyor. O sorulara doğru yanıtladığınızda sertifika otomatikman geliyor. Bizim bütün dergilerimiz online zaten. Tüm MOB'un İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in... Bunları zaten destekleyici kredi bağlamında alabiliyorsunuz. Yani siz eğitim bir şekilde eğitim aldığınızı ispat ediyorsanız destekleyici kredi bağlamında alıyorsunuz ama temel... Tabii, şimdi şöyle... Temel, eğer bunun da bir eğitim olduğunu düşünüyorsanız, yani bizim biliyorsunuz uzaktan eğitim sistemi de kullanılabilir bir eğitim yöntemi. Tamam. Buradan puan alabiliyorsunuz. Ama temel mesleki konularla ilgili, yani muhasebeyle ilgili bir eğitimin biz yüzle verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ha, ilerleyen aşamalarda bunlar da uzaktan eğitim sistemiyle yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama şu an itibariyle, yani henüz yeni başlamış bir sistem için ileride bunu yapabileceğimiz yakın zamanda. Şu an için böyle bir şey mümkün değil. Onu söyleyeyim. Böyle bir panele katıldığımızda bir gün bile sürse bir puan alır. Ama bir uzaktan eğitim 7 saat sürse, uzaktan eğitim bile söylüyorum. Veya bir akredite kuruluşun 7 saatlik eğitimden 7 puan alır. Bu da bir standartlaşmıştır. Belki bu panellerden, yani 7 saat süren bir serilerden 2 ya da 3 puan alınması lazım. Bu saat, temel 2. Saat başı bir kredi alıyorsunuz zaten. Hayır, derslerden. Hayır. Şimdi söylediğinizi tam anlamadım. Ne anlamda, yani nasıl gidiyor? Işte, tek tablo meselesinde. Hukuk değerleme. Şu anda maliyeden aldığımız düğün vergi usul kanunu ilgili Bakan Bey'in kesin talimatı var. Yakın zamanda yayınlanacağına ilişkin. Evet. Başka da bir duyumumuz var. Tam kesin bir şey söyleyemiyorum. Çok teşekkür ederiz. Vaktinizi aldık. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Verelim. Hocam isterseniz bir ara verelim. Nasıl? Ben yolcu edip geliyorum. Tamam. Ara verelim, vermeyelim. Devam edelim. Evet. Değerli arkadaşlar, biz devam ediyoruz. Çünkü vaktimiz az. Şimdi size değerli arkadaşımız yeminli mali müşavir bağımsız denetimde mevcut ve olası sorunlar ve çözüm önerilerine Erdal Aslan arkadaşımız aktaracak. Buyurun Erdal Bey. Değerli meslektaşlarım, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Ben aslında konuşmacıların hepsi sorunlardan bahsetti ama ben sunumun tamamını sorunlara ayırmıştım. Dolayısıyla size benzer konularda kendi düşüncelerimi sunacağım. Evet. Bana sağ olsun konuşmacılar çok önemli konulara değinip çok güzel paslar verdiler. Hangisini değerlendireceğimi düşünüyorum ama baştan gitmeyi tercih edeceğim. Çünkü muhasebe standartları, VUK bazlı düşünmek ve vergi bazlı düşünmek aslında tüm Türkiye'deki muhasebe camiasının bir sorunu. Bunun üzerinde biraz durmak ve konuşmak istiyorum. Kamu Gözetimi Kurumu'nun kurulmasıyla tabii bu konu tartışmaya açıldı. Burada da bunu açıkça konuşabilmek güzel tabii. Öncelikle bir ülkemizde bağımsız denetim ne durumda, ona bir bakalım. Kamu Gözetimi Kurumu web sayfasına göre 16 bine yakın bağımsız denetçi var lisanslı. 250'ye yakın da bağımsız denetim kuruluşu var. Ve bu bağımsız denetim kuruluşlarında da yaklaşık 2000 denetçi çalışıyor. Denetimlerin büyük kısmı da aslında bu bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılıyor. Kabaca bir hesap yaptığımızda aslında denetimlerin %90'ından fazlası, belki %100'e yakını bu 2000 kişi tarafından yapılıyor. Bu aslında bize bir resim çiziyor. Meslekte bağımsız denetim branşlaşması ne kadar kişi bu mesleği sürdürüyor? Bu konuya bir bakmak lazım. Aslında bu aynı zamanda İSMO'nun da TÜRMOB'un da bakması gereken bir konu. Bağımsız denetime tabi olan firma sayısı ise yaklaşık 6500-7000. Bu sürekli artıyor. Yeni kriterler belirlendi. Onu Volkan hocamız sunmuştu zaten. Ben geçeceğim.
Peki bağımsız denetimde hangi paydaşlar var? Öncelikle işletmeler var. Yani bağımsız denetim aslında işletmeler açısından çok önemli. Bizler varız, yani meslek mensupları var. Ortaklar, yatırımcılar, kreditörler, yani şirkete sermaye koyan ya da borç olarak para veren ve karşısında getiri bekleyen kişiler mevcut. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar var. Sağ olsun çok fazlalar. Yani bağımsız denetimde birazdan listesini göreceğiz. Çok fazla düzenleyici ve denetleyici kurum var. Kamu kurumları var. Her kamu kurumu kendi görev alanına giren alanda bağımsız denetimle ilgili bir düzenleme yapabiliyor. Oradan yararlanmaya çalışabiliyor. Bunlardan bazıları da istatistik amaçla bunu yapıyorlar. Merkez Bankası'nın yeni gelen denetim aslında bu. Yani denetimin özü dışında istatistik bilgi amaçlı denetçinin kullanılması aslında çok da denetçilik mesleğine uygun bir şey değil. Ve altyapı sağlayıcılar var. Yani denetçilerin kullandıkları tüm araçları sağlayanlar. Bunlar aslında artık günümüzde tümüyle teknolojik destek sağlayan birimler. Denetimin sorunlarına baktığımızda aslında tüm ülke olarak, sadece işletmeler değil, tüm ülke olarak sokaktaki insan da, bir işletmenin çalışanı da, meslek olarak da biz denetime henüz tam bir bakış açısı kazanmış durumda değiliz. İşletmelerle, kullanıcılarla, yani kullanıcılar dediğimiz kim? İşte denetim raporlarını kullanan finansal analistler, yatırımcılar vesaire onlar. Denetçilerle ilgili sorunlar, denetim ve gözetimden sorumlu olanlarla ilgili sorunlar, kamu kurumları ile ilgili sorunlar ve mevzuattan kaynaklanan sorunlarımız var. Bu sorunların olması tabii çok normal çünkü henüz çok yeni. 2013 yılında aslında denetim, bağımsız denetim ülke gündemine tam olarak oturdu ve yaygınlaşmaya başladı. Daha önce bildiğiniz gibi sadece halka açık şirketler ve bankalar bağımsız denetime zorunlu olarak tabiydi. Bir de yabancı şirketler tabii kendi ihtiyaçları için Türkiye'de bağımsız denetim yaptırıyorlardı. Peki mesleki örgütlenmemiz ne durumda bağımsız denetime baktığımızda? Aslında mesleki örgütlenmemizde bir branşlaşma henüz tam olarak yok. Genel olarak baktığımızda biz meslek olarak hangi meslekleri icra ediyoruz? Muhasebe yapıyoruz, denetim yapıyoruz. Bu ister vergi denetimi olsun, ister bağımsız denetim olsun. Vergi danışmanlığı yapıyoruz ve genel olarak finansal danışmanlık yapıyoruz. Aslında bu meslekler tek kişinin yapabileceği, herkesin yapabileceği, yani her meslek mensubunun yapabileceği meslekler mi? Bunu bir tartışmaya açmak gerekir. Çünkü bunların her biri aslında belki bir meslek mensubunun 10 yılını vermesi gereken, yani tecrübe kazanıp yapabilir duruma gelmesi için yıllarca tecrübe vermesi gereken alanlar. Ben kendi şirketimden örnek vereyim. Biz ayrı bağımsız denetim ve ayrı vergi birimi olan bir şirketiz. Bir deneme yapmak istedik. Dedik ki vergi asistanlarımızı bağımsız denetimde kullanalım ve bakalım zaman zaman ihtiyacımız olduğunda da oradan kaynakları kaydırıp kullanabilelim. İnanın 6 ay kullandığımızda vergici arkadaşlarımızın hepsi vergi eğitiminden geri kaldılar. Geri döndüklerinde artık daha geridelerdi ve bağımsız denetimi de öğrenemediler zaten. Yani bağımsız denetime de hiç meslekte olmayan birisi kadar katkı sağlayabildiler. Dolayısıyla bir kişinin aynı zamanda hem vergi denetimi ve vergi danışmanlığı yapması hem de bağımsız denetim yapması aslında mümkün değil. Şöyle bakarsanız ben aynı şeyi tersten de bakıyorum. Çoğumuz serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşaviriz. Dolayısıyla çoğumuz vergiyi zaten muhasebeyi biliyoruz. Bazen bağımsız denetçi arkadaşlara diyorum ki vergi yapabilir misiniz? Vergide kurumlar vergisinin %20 olduğu, 22 olduğu dışında, KDV'nin genel oranının %18 olduğu dışında çok fazla bilgileri yok. Tersine çevirdiğinizde aslında vergici arkadaşlarımızın da bağımsız denetim standartları konusundaki bilgileri o kadar sınırlı. Çünkü bağımsız denetim standartları ve TFRS, yani finansal raporlama standartları, çok büyük bir külliyat. En az vergi mevzuatı kadar büyük bir külliyat. Dolayısıyla meslek örgütünün aslında bu branşlaşma konusunu ele alması gerektiğini düşünüyorum. Denetçi yetiştirme ihtiyacı. Bugün biz uygulamadan örnekler vermek istiyorum. Çünkü uzun bir süredir bağımsız denetim departmanı yönetiyorum. Bugün biz düzenli olarak bütün insan kaynakları platformlarında bağımsız denetçi arıyoruz. Tecrübeli bağımsız denetçi arıyoruz. Yani birkaç yıl sadece bağımsız denetimde çalışmış. 2 yıldan 10 yıla kadar. Ve bu yıl biz kendimiz şirket olarak alamadık. Yani
bir tane bile bulamadığımız dönemler oluyor. Dolayısıyla aslında bağımsız denetim mesleğini yapan ve bu alanda yetkin olan kişileri bulmak çok zor. Meslek örgütünün aslında bu bağımsız denetçi yetiştirme ve branşlaşma konusunu ele alması ve bu konuda şirketlere ve denetçilere, bağımsız denetim yapmak isteyen meslek mensuplarına destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii KGK'da, derviş arkadaşımız ayrıldı ama, KGK'da sadece standartları koyan ve denetleyen bir konumda olmamalı. Aynı zamanda piyasayı geliştiren, denetçi yetiştirilmesine katkıda bulunan, piyasanın ücret ve rekabet alanlarını daha çok düzenleyen bir alana doğru kayması gerektiğini düşünüyorum. Biraz düzenleyici karmaşasından bahsedelim. Bir YMM ya da SMM düşündüğünüzde aslında burada bir tek Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı sizle ilgilidir, değil mi? Ama bir denetçi için Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, SPK, BDDK, Hazine Müsteşarlığı, EPDK, şimdi Merkez Bankası ve tabii meslek örgütümüz, bunlar hepsi aslında taraf. Dolayısıyla bunların hepsinde de düzenleme yapma yetkisi var ve hepsi belli alanları düzenliyorlar. Burada ama bir koordinasyon ihtiyacımız var. Gene söylediklerimin bir kısmı KGK yetkileriyle ilgili olacak ama biz bağımsız denetim kuruluşu olarak her yıl şeffaflık raporumuzu, faaliyet raporumuzu, sözleşmelerimizi, bağımsız denetim raporlarımızı, personellerin tüm giriş çıkışlarını ve belgelerini bu kurumlara bildiriyoruz. Bunlarda tedirici olarak azalma yaşamaya başladık ama henüz hala SPK'da, BDDK'da, KGK'da bizden bu verileri istiyor. Bu aslında birden fazla iş yapmamıza neden oluyor ki sadece KGK'ya bile eleman bildirmek o kadar kolay değil. Çünkü az önce bahsedildiği gibi süreleri var. O süreleri kaçırmamanız lazım. Değiştirdiğiniz her eleman için bütün sözleşmeleriniz, o elemanı yazdığınız sözleşmeleri değiştirmeniz lazım. Onları girmeniz lazım. Bu denetim şirketleri için büyük bir yük. Aynı dönemde hem KGK'dan hem SPK'dan denetçi geldi oldu bize. Yani birisi geldi, birkaç dosya seçti, iki hafta kaldı. Birkaç hafta sonra diğeri geldi. Yani SPK geldi. Çünkü ikisinin de bağımsız olarak denetleme yetkisi var. Bunun düzenlenmesi lazım. Aynı konuda SPK'nın yaptığı bir tespit için KGK ve SPK ceza kesebiliyor. Gene bunun bu alanın düzenlenmesi lazım. KGK'nın istediği bilgi yükü o kadar çok ki ilk sözleşme yaptığınızda işletmeyle ilgili her şeyi istiyor. Bir işletmenin bir mahremiyeti ve düzenleyici kuruluşun yetki alanına kadar bilgi verme zorunluluğu var. Dolayısıyla o alanı aşan bilgi alındığında, istatistik amaçlı bilgi alındığında, yani tüm ekonomiyi KGK üzerinden izlemeye çalıştığınızda bu KGK'nın yetkisini aşması anlamına geliyor. Bu bilgi sınırının biraz daraltılması gerektiğini düşünüyorum. Biraz sonra muhasebe standartları ile ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Orada kar dağıtımı konusunu da işleyeceğim. Kar dağıtımı konusunda Ticaret Bakanlığı, SPK, Maliye Bakanlığı, KGK hepsinin açıklaması var ve birbirleriyle tutarız. SPK bir bilgi sistemleri denetim tebliği yayınladı yakın zamanda, biliyorsunuzdur. Aslında KGK'nın görev alanı fakat KGK bu konuda geç kalınca SPK yayınladı. Aslında onun KGK tarafından yayınlanması ve SPK şirketleri içinde uygulanabilir olması gerekirdi. Fakat bazen bir düzenleyici kuruluş geç kalınca diğeri yayınlıyor. Dolayısıyla bir karmaşa ortaya çıkıyor. Gene aynı zamanda BOBİ finansal raporlama standartlarından bahsettik. Aslında BOBİ finansal raporlama standartları bugün en azından benim içinde bulunduğum, benim müşterilerim açısından uygulanabilir bir standart değil. Neden değil? Çünkü TFRS'ye çok yakın. Büyük ve orta boy işletmeler için getirilmiş. Zaten denetim yaptıran işletmeler onlar. Ve biz onlara TFRS'yi seçmelerini sağlık veriyoruz. Çünkü BOBİ zaten uluslararası bir standart değil. BOBİ seçmek için bir nedeni yoksa özellikle TFRS'yi seçmek durumunda. Bağımsız denetime tabi değilse zaten VUK ve MUSUGUT uyguluyor. Dolayısıyla aslında BOBİ uygulama alanı olmayan bir finansal raporlama standardı olarak ortaya çıktı. Onu da tekrar muhasebe standartları ile ilgili bölümde bahsedeceğim. KGK ciddi yaptırımlar uyguladı 2017 yılında özellikle. Hemen hemen büyük denetim firmalarının tamamı ceza aldı. Birçok denetçi de aldı. Bunların arasında çok az faaliyet izni, askıya alma ve iptal var. Ancak çok sayıda uyarı var. Bir şirket, yani Big Four dahil bir şirket 3-4 tane uyarı cezası aldığı alanlar oldu. Aynı alanda bir uyarı daha cezası daha aldığınızda faaliyet izniniz askıya alınıyor. KGK'nın ceza sistemi oldukça dar.
Ve ben o konuda bir takım değişiklikler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Aslında şöyle, KGK çok sayıda usul hükümleri getiriyor. Bağımsız denetim yönetmeliğinde de bu var. Sözleşmenizi bildireceksiniz, personelinizi bildireceksiniz, raporu gireceksiniz vesaire. Bunların hiçbirisi aslında denetimin özüyle ilgili değil. Bu usullerle ilgili cezaların tamamen ayrılması lazım. Bunlara para cezası dışında bir ceza verememesi lazım KGK'nın. Fakat maalesef bağımsız denetim yönetmeliği değişikliğinde de hala eski usul korunuyor. Aslında sadece ve sadece para cezası kesilebilir hükümler var uymadığınızda. Denetimin özüne, esasına yönelik olan hükümleri ise uyarma vesaire gibi bir takım cezalar koyabilirsiniz. Onlarda bile uyarma, hemen arkasından faaliyet izni askıya alınması değil ama izleme, bir şirkette eğer bir kalite eksiği görüyorsanız onu sonraki yıllarda izlemeye alıp sonra faaliyet izni askıya alınmasına gidebilirsiniz. Çünkü gerçekten faaliyet izni askıya alınması demek özellikle büyük şirketler için şirketin tamamen bütün prestijini kaybetmesi demek. Belki bir denetçinin yaptığı atadan, belki bir dosyada yapılan yaygın olmayan bir atadan dolayı bu cezaları almanız mümkün. Denetçinin sorumlu tutulmasıyla ilgili aslında dediğim gibi bana çok güzel paslar atıldı. Mesela sözleşme ile ilgili denetçinin yükümlülükleri var. Şirket sizi atadı, ticari siciline tescil etti ama sözleşme imzalamıyor. KGK size diyor ki şirkete ihtar gönder. Ben denetim yaptırmak zorunda değilim. Denetim yaptırmak zorunda olan şirket. Ben şirkete ihtar gönderemem sözleşme imzala diye. Benim böyle bir yetkim yok, benim böyle bir sorumluluğum yok. Denetim sözleşmesini imzalama yükümlülüğü işletmede. Fakat KGK'nın işletmeleri üzerinde herhangi bir yetkisi yok. Dolayısıyla muhatap olarak beni alıyor ve cezayı da bana öngörüyor. Peki kim göndermeli? Aslında Ticaret Bakanlığı. Yani denetimin asıl kullanıcısı Ticaret Bakanlığı. Eğer birisi sözleşme imzala diyecekse Ticaret Bakanlığı'nın şirkete söylemesi lazım. Bunun bağımsız denetçiyle alakası yok. Bu şunun gibi, bir kurum güvenlik elemanı tutmak zorunda. Ama güvenlik elemanını tutmak zorunda olmasına rağmen güvenlik şirketiyle sözleşme imzalamıyor. Siz güvenlik şirketine diyorsunuz ki ihtar gönder güvenlik elemanı. Ya da içeriye al güvenliği yapsın diyorsunuz. Aslında sorumluluk ve ceza biraz uyumsuz gibi görünüyor. Denetim raporlama düzenleme süresi, bunu da konuştuk. Aslında Mart ayıydı biliyorsunuz Türk Ticaret Kanunu'nda. İlk uygulama yılı olduğu için KGK bu yılı aslında biraz pas geçiyor, öyle diyelim. Bu yıl işletmelere ve denetçilere raporun zamanında düzenlenmemesinden dolayı bir ceza kesmeyeceğini sözlü olarak bize bildirdi. Fakat gelecek yıldan itibaren keseceğini söyledi. Gelecek yılla ilgili de şöyle bir gelişme var. Türk Ticaret Kanunu'nda bir değişiklik taslağı var. Bu taslakta da genel kurul yapma süresi Mayıs'a erteleniyor. Volkan Hocam bahsetmişti. Fakat bu da sorun değil. KGK diyor ki denetçiye Mayıs ayına kadar, hatta genel kuruldan 20 gün öncesi siz denetim raporunuzu şirkete vermek zorundasınız. Vermezseniz ceza keserim. Ama ben denetim yaptırmak zorunda olan değilim. Ben sadece servis sağlayıcıyım. Genel kurulu yapmayan işletmenin hiçbir cezai yükümlülüğü yok. Türk Ticaret Kanunu'nda genel kurulu zamanında yapmamanın hiçbir cezai yükümlülüğü yok. Yıllarca sonra yapanlar var biliyorsunuz. Denetim yaptırmamanın da cezai yükümlülüğü yok. Sadece şu var, işte TTK'nın hükmü gereği mali tablolarınız geçersiz sayılıyor ki o bile ne kadar uygulanıyor tartışmalı. Fakat KGK denetçiye diyor ki sen Mayıs ayının 20'sinde onun da denetim raporunu ver. Bu aslında denetim sektöründe ya da denetim literatüründe görülmemiş bir şey. Farz edin ki siz denetime başladınız ama denetim öyle başladığınız ve bitirdiğiniz tarihler belli olmayan bir iş. Önemli bir risk çıktı. Sonradan bir şeyden haberiniz oldu. Veya işletme bilgileri veremedi. Ve denetimi bitiremediniz. Peki ne olacak? Bunu söyleyen bir düzenleme yok. Görüş vermeyecek misiniz? Sözleşmeyi mi feshedeceksiniz? Belirsiz. Ne yapacaksınız? Yani normalde denetçinin denetim standartlarına aykırı bile olsa bağımsız denetim yönetmeliği gereği sözleşmeyi feshetmesi lazım. Böyle bir şey de olmaz. Yani bu şirket denetlenecek ve raporu verilecek ve bu yükümlülük de ona ait. Yani dolayısıyla bu alanlarda denetçinin değil, denetlenenin Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında yükümlü tutulması ve cezai sorumluluğun da ona yüklenmesi lazım. Mesela
Mesela SPK'da nasıl oluyor ona bakalım. SPK yıllardır bağımsız denetim yaptırıyor. Bağımsız denetim raporunun süresine verilmemesiyle ilgili bağımsız denetçiye kesilmiş bir ceza ya da yükümlülük yok. Bağımsız denetim sözleşmesi işletme ile denetçi arasında bir sözleşme ve eğer o şartlarda bir aksaklık nedeniyle işletme zarar görürse tabii ki sizi dava edebilir. Ama SPK ne yapıyor? Şirketin tahtasını kapatıyor. Çünkü rapor vermek zorunda olan kim? Şirket. Bağımsız denetçinin bir sorumluluğu varsa bu ayrı. Bu incelenebilir ama ilk sorumluluk bağımsız denetçide değil. Tabii bağımsız denetimde piyasa anlamında rekabetle ilgili, rotasyonla ilgili, ücretlerle ilgili çok sayıda sorunumuz var. Az önce söylediğim gibi denetçi bulmak çok zor. Bulduğunuzda çok maliyetli. Ortalama bir denetim ekibi oluşturmanın maliyeti 600-700 bin lira. Onu sağlayacak kadar bir müşteri portföyünüzün olması lazım. 3+3-6 kişi en az tutmanız lazım biliyorsunuz. Eğer yetkin kişiler aldığınızda da bu 700 bin liralara kadar çıkıyor. Buna karşılık fiyatı karşıdan alıyorsunuz. Yani işletmeden alıyorsunuz. Rekabet konusu ve pazarlık konusu. Dolayısıyla fiyatlarda düşüş aslında kalitede düşüş anlamına geliyor. Yani fiyatlar düştüğünde siz harcadığınız zamanı ya da yetkinlik seviyesini azaltmanız gerekir. Dolayısıyla bu konularda KGK'nın önlem alması gerekir. KGK zaman zaman Bağımsız Denetim Derneği ile birlikte ücret ya da kotasyon yani bir denetim şirketinin ya da denetçinin denetim saati kapasitesine bakarak alacağı iş yükünü sınırlamak gibi bazı çalışmalar üzerinde kafa yoruyor ancak henüz bir gelişme yok. Bu alanlarda mutlaka bir düzenleme yapılması ihtiyacı var. Evet, daha önce bizim kendi YMM ve SMM tarifemizde biliyorsunuz bir 96 saat ve saat ücretleri var. Yaklaşık 20 küsur bin liralık gibi bir rakam çıkıyor. Ama bir denetimi yapmak çok az faaliyeti olan 10 milyon TL olan bir işletme için aslında bile 20 bin TL, 25 bin TL çok düşük bir ücret. Denetim fiyatları minimum 30 bin liralar, 40 bin civarında dolaşmalı normalde maliyetlere bakıldığında. Ama bir de bu tabii minimum. Çok büyük işletmeler var. Yani minimumu düzenlemek tek başına yeterli değil. Burada bir önerim var benim aslında. Bazı ülkelerde denetim ücreti şeffaf. Bağımsız denetim raporuna yazmanız gerekiyor. Özellikle halka açık şirketlerde. Bu sistem Türkiye'de de getirilebilir. Dolayısıyla bir şirket halka açık çok büyük diyelim. 1 milyar cirosu var ama denetçiye 20 bin lira ödüyor. Bunu görürseniz o tablonun denetlenmediğini kolaylıkla anlayabilirsiniz. Dolayısıyla denetim ücretleri şeffaflaşabilir. KGK yayınlayabilir, bağımsız denetim raporlarına konulması zorunlu hale getirilebilir. Tabii SPK dışındaki yani kayıklar dışındaki işletmelerde bağımsız denetime karşı bir algı var biliyorsunuz. Yasal zorunluluk, TTK'dan kaynaklanan bir zorunluluk. Dolayısıyla minimum ücretle ben bunu nasıl halledebilirim diye bakıyorlar. Tabii gerçekte böyle değil aslında. Ben hep onlara şunu söylüyorum. Eğer VUK mali tablolarına göre işletmeleri değerlendiriyorlarsa ya da bir başka bir defterleri var ve ona bakıyorlarsa bakkal defterleri o işletmenin sürekliliği tehlikededir ve gördükleri hiçbir şey doğru değildir. Ben hep şunu söylerim. Önce siz muhasebeyi kandırırsınız. Sonra muhasebe sizi kandırmaya başlar. Yani siz oraya kayıtları yanlış atarsınız ya da VUK değerleme hükümleri öyle diyordur. Yanlış atarsınız ama sonra siz ona inanmaya başlarsınız. Çünkü tek sürekli olan kayıt elinizde muhasebe kaydı. Bir süre sonra ona inanmaya başlarsınız. Aynı zamanda işletmelerde teknik eksiklikler çok üst seviyede. Özellikle finansal raporlama standardı konusundaki uzman sayısı gerçekten az. Uluslararası düzeyde o anlamda söylüyorum. Dolayısıyla meslek örgütümüzün bu alana da el atması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Volkan Hocam'ın önerdiği gibi bir finansal raporlama uzmanının şirketlerde istihdam edilmesi bir başka şey ama istihdam edin dediğinizde bile o sertifikayı alan kişinin gerçekten uluslararası finansal raporlama standardı yeteneğine sahip olması gerekiyor. TTK ve Ticaret Bakanlığı uygulamalarında bazı sorunlar var. Mesela hala denetime tabi olduğu halde 2013 yılından beri benim bildiğim örnekler var. Denetim sözleşmesi imzalamıyor ve denetim yaptırmıyor. Bu şirketleri tespit etmek çok mümkün değil ama siz Ticaret Bakanlığı Ticaret Sicili'ne 3 kriterle ilgili şirketlerin bildirim zorunluluğu getirirseniz onları tespit edebilirsiniz. Denetim yaptırmadıklarında da bunu engelleyebilirsiniz. Ticaret Sicili işlemlerini kapatabilirsiniz. Biliyorsa ama şu anda hepsini bilmiyor. Birçoğu hala devam ediyor. Bağımsız denetime tabi olmayanlarla ilgili ticaret sicillerine yazılmış bir yazı var gene Ticaret Bakanlığı'ndan. Diyor ki genel kurulda bağımsız denetçi seçtiyse tescil ettirmeyin diyor. Bu yani
Garabe. Genel kurul, bir şirketin genel kurulu bağımsız denetçi seçebilir ve bunu genel kurul aslında genel kurul bunu ticaret sicilini tescil ettirebilir. Daha vahimi aslında Türk Ticaret Kanunu bir şirketin uygulayacağı finansal raporlama standartını söylemiyor. Kimin seçeceğini de söylemiyor. Yani muhasebe, kendisi VUK defter tutacağını söylüyor ama finansal raporlama standartını kim belirler söylemiyor. Yönetim kurulu mu belirler? Genel kurul mu belirler? Nasıl belirler? Ana sözleşmede mi belirlenir? Bunlar hala Türkiye'de çözülmemiş, üstünde de çok kafa yorulmamış konular. Şimdi muhasebe standartları ile ilgili birkaç konuya değineceğim. Aslında konumuz denetim diye bu konuyu dışarıda bırakmıştım ama arkadaşlarımız değinince, üstadlarımız değinince ben de değinmek istedim. Biliyorsunuz Türk Ticaret Kanunu aslında bu değişiklikten önce genel muhasebeyi öngören bir yasal düzenlemeydi. Ve genel muhasebe aslında vergi usul kanununa göre tutulan muhasebeden daha ileride bir muhasebe. 2012 yılında Türk Ticaret Kanunu, yeni Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girdiğinde de ne dedi bize aslında? TFRS'e tutun dedi defterleriniz. Fakat sonra geri adım attı ve nereye gitti? Genel muhasebeye de gitmedi. Muhasebe sistemi uygulama genel tebliğine bile gitmedi. Vergi kanunlarına gitti. Dolayısıyla büyük bir geriye gidiş yaşandı orada. Peki vergi kanunlarına niye gidiyor ve vergi kanunlarında niye muhasebe var? Vergi kanunlarının muhasebe olması aslında doğru bir yaklaşım değil. Ben onu şöyle değerlendiriyorum. Ülkemizde eli sopalı kim var? Ticaret Bakanlığı değil, Maliye Bakanlığı. Kim işletmeleri izlemek durumunda? Maliye Bakanlığı. Niye? Çünkü vergi alacak. Ekonomi Bakanlığı o kadar izlemek zorunda değil. Kayıtları izlemek zorunda değil tek tek. Ticaret Bakanlığı değil. Ticaret sicil işlemlerini yapıyor, geçiyor. Ama asıl görev onun. Muhasebe, kar dağıtımı, bütün her şey Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş. Yürütme yetkisi de Ticaret Bakanlığı. Dolayısıyla aslında İşin sahibi Ticaret Bakanlığı, bu çok açık. Fakat Ticaret Bakanlığı bu konuda bir yetkinlik geliştirmemiş ve piyasayı izlemediği için Maliye Bakanlığı da bu konuda eli güçlü olduğu için vergi cezalarıyla ve usul cezalarıyla bu alanı elinde tutmuş. Dolayısıyla hep Maliye Bakanlığı ve işte o kapsamda gelişmiş bir muhasebe sistemimiz var. Meslek odamız da öyle. Yani meslek odamıza baktığınızda aslında az önce söylendi, VUK bazlı düşünüyoruz hepimiz. Sanki muhasebe aslında VUK demek. Aslında vergi usul kanunuyla muhasebenin teoride hiçbir alakası yok. Bizi buna zorlayan ne? Ticari işletmelerin bilanço esasına göre ticari kazancın tespiti biliyorsunuz öz kaynak farkıyla tanımlanmış vergi kanunlarında. Diyor ki dönem başı ve dönem sonu öz kaynak arasındaki farkı alırsın diyor ve ben bunun üzerinden vergi alırım diyor. Bu açık bir hüküm vergi usul kanunu, gelir vergisi kanununda. Bu bizi nereye götürüyor? Diyor ki bununla ilgili değerleme hükümlerini de yani dönem başı ve dönem sonu değerleme hükümlerini de bu vergi usul kanunundan al diyor. Bizi vergi usul kanunu muhasebesine atıyor. Fakat aslında dünyada her yerde vergi kazançlar tanımlanarak üzerinden alınır ve böyle muhasebede tanımlanmaz. Mesela bir şahsın vergisi nasıl tanımlanıyor? Gayrimenkul sermaye iradının ne kadar? Menkul sermaye iradı ne kadar, ücret geliri ne kadar değil mi? Bir muhasebe yok ortada. Muhasebe yok. Aslında kurumların da benzer bir şekilde tanımlanması lazım ve aslında Maliye Bakanlığı'nın ve vergi kanunlarının muhasebe dışına çıkması lazım. Çıkmadığında ne oluyor? Ülkemizdeki gibi 50 yaşını aşan hiçbir şirket bulamıyorsunuz. Doğuyorlar, büyüyorlar, ölüyorlar. Baktıkları muhasebe muhasebe değil. Yasal kayıtların büyük kısmı doğru değil. Kıdem tazminatı ayırmıyorsunuz. Yani 1000 kişi çalışanınız var, kıdem tazminatınız yok. Bunun adı muhasebe olamaz. Vergi usul kanunu ilke bazlı değil, kural bazlı ve vergi güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Bu onun hakkı, her türlü kuralı koyabilir. Ama muhasebeye müdahale edip muhasebeyi düzenlemesi bence Maliye Bakanlığı'nın görev alanı dışında. Bu alanda Ticaret Bakanlığı'nın doldurması lazım. Ticaret Bakanlığı doldurmadı. KGK'nın doldurması lazım. Dolayısıyla Maliye Bakanlığı da tamamen bu alandan çıkması lazım. Günümüzde yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi de şu. Vergi usul kanununda aslında şu anda Türk Ticaret Kanunu'na göre vergi usul kanunu defteri tutuyorsunuz. Bağımsız denetime tabiyseniz TFRS ya da BOBİFRS raporlama yapıyorsunuz. Ama aradaki geçişle ilgili bir kayıt yok. Daha önce halka açık şirketler için SPK defteri vardı. Bu mesela KGK düzenlemelerinde yok. Bunun bir an önce getirilmesi ve bir yerde belki
kapanıştan sonra defterleri ilave kayıtlarla kayıt altına alınması lazım. Yoksa bir sonraki denetçi bir önceki denetçinin çalışma kağıtlarına bakarak ne kayıt atıldığını bulmaya çalışıyor. Az önce kısaca değindim. Bobby FRS'e uygulanmayacak bir muhasebe standardı. Biz onu COBI FRS diye bekliyorduk. Yani daha küçük TFRS'e uygulamayacaklar için ama Bobby FRS olarak çıktı. Evet, TFRS'ye çok yakın çıktı. Bir tek konsolidasyonla ilgili bazı sınırlar olduğu için solo'ya geçebilirsiniz. Ama biz işletmelerin hepsine diyoruz ki madem Bobby FRS'e çıkaracak kadar siz ve biz emek harcayacağız. Dolayısıyla TFRS'e çıkaralım. Hem uluslararası olsun hem de daha sonra TFRS'ye geçmek zorunda kalmayın bir gereklilikle. Dolayısıyla bunun da düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu aslında yerel finansal raporlama çerçevesi diye çıktı. Doğru olabilir. Ama o zaman TFRS'yi kaldırmanız lazım. O zaman küçükler için de başka bir finansal raporlama standardı getirmeniz lazım. Aynı şekilde denetim, kaç türlü denetim var ülkemizde ona bir bakalım. YMM ve SMM denetimleri var çeşitli. Biliyorsunuz sadece şey değil, kurumlar vergisi tam tasdiğinden bahsetmiyorum. Ve az önce 30 bin tane sözleşme olduğu söylendi. O sözleşmeler aslında denetim sözleşmesi değil biliyorsunuz. O sözleşmeler danışmanlık sözleşmesi. Yani tam tasdik sözleşmelerini işletmeler zorunlu olmadığı halde neden yaptırıyor? Bir güvence elde etmek için yaptırıyor kendisi için. Bir kamu düzenleyicisinin zorunlu kıldığı bir şey değil. İki, o kapsamda danışmanlık alıyor. Siz onu kaldırsanız da birçok işletme, bunun yüzde belki 80-90'ı o sözleşmeyi yapacak ve muhtemelen aynı parayı ödeyecek ve o danışmanlığı alacak, almak zorunda. Çünkü vergi risklerini yönetmek zorunda. Dolayısıyla orada bahsettiğimiz bir denetim değil. YMM denetiminde size güvence verdiği şey ne? Sadece kurumlar vergisi matrağı. Yani ben hep hesap uzmanıyken de söylerdim. Defterinize isterseniz futbol maçı anlatın. Gerçekten o yıl elde ettiğiniz gelirden 1 lira fazla beyan ettiyseniz hiçbir riskiniz yok. Yani kurumlar vergisi dediğiniz böyle bir şey. Yani bakmayın o kadar defterler tutuyoruz ediyoruz ama YMM'nin riski de bu kadar. Daha fazla değil. Ama bağımsız denetimde bütün kalemleri belli bir materiality limitinin üstünde güvence vermek zorundasınız. O da yetmiyor. Onu belli standartlara göre vermek zorundasınız. Yani bütün çalışmaları yapmak zorundasınız. Ben bu şirkete güveniyorum diyemezsiniz. Vergide diyebilirsiniz. Vergide tek başına yapabilirsiniz. Bir YMM tek başına rahatlıkla çalışabilir. Bağımsız denetimde yapamazsınız. Çünkü en altta mutabakatı bile yapacak alt elemanlara ihtiyacınız var. Yoksa siz yapmak durumunda kalırsınız. Yapılacak bir sürü prosedür var. Bir ekibiniz olması lazım. Şimdi bir de mali tablo sorununa gelelim. Kaç tane mali tablomuz var şimdi bizim? Öyle bakalım. VUK olabilir. Değil mi? Bir ülkede. VUK olabilir. Halka açıksanız TFRS olabilir. Musugut da açık hala. Musugut olabilir. Yani VUK aslında VUK diye bir şey yok biliyorsunuz. Maliye Bakanlığı bile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde diyor ki Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğini uygula. Bu VUK değildir diyor ve diğer kayıtları at diyor ama bunu tabii Maliye Bakanlığı diğer kayıtları sormadığı için hiçbirimiz atmıyoruz. Musugut yapabilirsiniz. Dolayısıyla birkaç tane mali tablomuz var. Peki biz bu mali tabloları Türk Ticaret Kanunu açısından nasıl kullanacağız? Kar dağıtımını hangi mali tablo üzerinden yapacaksınız? Bu bize son günlerde hatta son yıllarda en çok gelen soru. Teknik iflası hangi mali tabloya göre değerlendireceksiniz? En çok gelen soru. Şimdi kar dağıtımını kim düzenlemeli? Gene bir düzenleyici kurum karmaşası var. Kar dağıtımını kim düzenler? Kar dağıtımı hangi kanunda düzenlenmiştir? Ticaret kanunda düzenlenmiştir. Vergi kanunları sadece sizin yaptığınız işlem üzerinden ne vergi alacağını düzenleyebilir. Kar dağıtımını düzenleyemez. Yani siz karı neye göre dağıtacağınızı söyleyemez. Bu işletme ile ilgili. Yani düşünün ki siz bir yabancı yatırımcısınız. Uluslararası standartlara göre bir mali tablo yapıyorsunuz ve getirinizi ona göre ölçüp yatırım yapıyorsunuz. Ama ülkedeki Maliye Bakanlığı diyor ki bu karı dağıtamaz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Kar dağıtımı Türk Ticaret Kanunu'nun konusu. Orada da düzenlenmiş. Ama ne düzenlenmemiş? Hangi mali tablo üzerinden dağıtılacağını yazmamışlar. Yani aslında konu açık. Yani şirket genel kurula neyi sunuyorsa onun üzerinden dağıtmalı değil mi? Genel kurula girmeyen mali tablo üzerinden kar dağıtılabilir mi? Dağıtılamaz. Dolayısıyla aslında eğer bağımsız denetime tabiyseniz, TFRS'e düzenliyorsanız, Bobby FRS'e düzenliyorsanız onların üzerinden kar dağıtabilmeniz lazım. Doğru mu? Bu kadar açık. Ama bu yazmadığı için şimdi işletmeler ben VUK karım yüksek onu dağıtabilir miyim?
bu karın düşük TFRS'yi dağıtabilir miyim gibi birçok soruyla karşı karşıyalar ve hepsi kendine göre bir yol seçiyor. Peki kamu kurumları bunlara ne diyor? SPK diyor ki, bence SPK orada kendi varlığına aykırı bir şey söylüyor. Diyor ki, VUK'ta varsa dağıt. Yani siz diyorsunuz ki bütün yatırımcılara bir kar açıklıyorsunuz konsolide. 100 lira diyorsunuz. Bütün VUK'ta ne olduğu hiçbir yerde yok. Yani SPK şirketinin VUK'unda ne olduğunu kimse bilmez. Genel kurula da gelmiyor. Sadece kar dağıtım tablosunda geliyor. Sonra diyorsunuz ki benim yaptığım hesaplar boş aslında. Sen karını VUK'a göre dağıt. Şimdi Kamu Gözetimi Kurumu da topa girdi. Kamu Gözetimi Kurumu sayfasında bir açıklaması var. Diyor ki TFRS karı dağıt diyor. Ama yetkisi yok, o yüzden düzenlemeyi koyamıyor. Tabii sadece açıklama olarak koymuş. Ticaret Bakanlığı ticaret sicillerine bir yazı göndermiş. Diyor ki tıpkı SPK'yı taklit ediyor. Diyor ki işte TFRS'de VUK'ta varsa TFRS'yi dağıtabilirsin diyor. Ticaret Bakanlığı'nın vergiyle bir alakası yok. Yani Ticaret Bakanlığı vergide kar varsa demesinin bir anlamı yok. Ticaret Bakanlığı işletmelerin ticari işlerini düzenlemekle, işletmenin ortaklarıyla ilişkilerini düzenlemekle yükümlü ve ona göre hareket etmeli. Ama bakıyorsunuz Maliye Bakanlığı bazlı ve vergi bazlı düşünme bizi buraya getiriyor. Aynı şey teknik iflasta da geçerli. Bakıyorsunuz bir mali tabloda teknik iflas var. TTK 376, diğerinde yok. Var mı yok mu yani? Hangisi geçerli? Bunların hepsi tartışma konusu ve çözülmesi gereken konular. Ben genel olarak bağımsız denetim ve muhasebe standartları konusunda söyleyeceklerimi tamamladım ama bir şey eklemek istiyorum. İki tane önemli konumuz daha var. Bir tanesi tüm meslek mensuplarını ilgilendiriyor. Aslında kişisel verilerin korunması kanunu biliyorsunuz. Yürürlükte hem Türkiye'de hem Avrupa'da artık yürürlükte yabancı müşterileriniz için bile bilgi alma ve saklama prosedürleriniz değişti. Biz de en çok veriyi alan kişileriz biliyorsunuz. Yani bağımsız denetçiler ve muhasebeciler bu alanda odanın bazı çalışmalar yapması gerektiğine inanıyorum. Bir de tabii teknolojik dönüşüm geliyor. Hepimizin buna hazır olması lazım. Özellikle denetim ve muhasebe alanını, danışmanlık ve diğer alanları değil ama denetim ve muhasebe alanını çok ciddi şekilde etkileyecek. Gelecek 5 yılda en çok değişecek meslekler arasında sayılıyoruz. Dolayısıyla buna karşı da bir önlem almamız lazım. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Erdal Aslan arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Çok aydınlatıcı bir konuşma yaptı. Fakat bir ufak hatırlatma yapmak istiyorum. Efendim Türk Ticaret Kanunu ilk versiyonunu Ünal Tekinalp Hoca hazırlamıştı. Ve büyük bir heyecanla da kamuoyuna takdim etti. Fakat ne olduysa oldu, sonradan bu kanun bir değişti. Birdenbire değişti. Ve orada bağımsız denetime sorumluluk veren birçok hüküm kaldırıldı. Ve eğer o hükümler kaldırılmasaydı bugün bağımsız denetim hem gelişmiş olacaktı hem hukuka kavuşmuş olacaktı. Ama basında da o çabalar çok etkili bir şekilde sanki bu hükümlerin kaldırılmasıyla Türkiye cennet haline gelecek gibi bir yayına girdi ve kabul edildi. Yani kısacası eğer o vakit ticaret kanunu değiştirilmeseydi, taslağı değiştirilmeseydi bugün biz bunları yaşamayacaktık. Halihazırda yaşıyoruz. Şunu da söylemek istiyorum. İçinizde bağımsız denetçi arkadaşlarım var ve bu işi yapıyorlar. Hem de iyisini yapmaya çalışıyorlar. Ama güvenceleri ne? Ne güvencesi var bu arkadaşların? Var mı güvencesi? Mesleki sigorta dışında. Yok. Yok. Ve bunun için son derece ciddi ve başarılı arkadaşlarımızın bir bölümü bu işi yapamaz hale geldi. İşte sorun burada. Çok teşekkür ederim. Yani bizi çok aydınlattın. Sağ olun, var olun. Şimdi son konuşmacımız Doçent Doktor Zafer Sayar. Bu işe gönül vermiş bir arkadaşımız. Buyurun. Evet, son konuşmacı olmak tabii zor. Neden zor? Çünkü hemen hemen hazırladığım her şey anlatıldı diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Bir tekrar gibi olabilir.
Ama böyle yapmayacağım. Sabırları da zorlamamak adına. Çünkü yaklaşık 30 slide'ım var. Hızlı bir şekilde geçip sonra zannediyorum bir soru cevap bölümü de herhalde hocamız takdir edecek. Vakitte zaten darlaştı. 5'te zannediyorum sona erecek şeyimiz, oturumumuz. Ben şöyle girmek istemiştim aslında. Önce sektörün unsurları neler ve bu unsurlar neler istiyor? Bir kere bağımsız denetimi talep eden bir kesim var. Müşteriler. Müşteriler kesimi. Arz edenler var. Bunlar sunan kesim bağımsız denetçiler. Hizmet, bağımsız denetim hizmeti icra ediliyor. Ürün çıkıyor ve bundan faydalanan bir kesim var. Esas bunlar yatırımcılar. En başta diğer ilgililer de var tabii ve bu yapıyı düzenleyen, denetleyen bir yapı, düzenleyici, denetleyici kurumlar var. Peki bunlar ne istiyor? Bu taraflar, her bir kesim ne istiyor? Baktığımız zaman müşteri ne istiyor? Müşteri aslında kaliteli hizmet almak ve de mümkün olan en uygun fiyatla almak istiyor. İstediği şey bu ama kaliteden ödün vermemesi lazım. Denetçi kaliteli hizmet sunmak istiyor ve emeğinin karşılığını almak istiyor ve düzenleyici otoriteyle de sıkıntı yaşamamak istiyor. Karar verici yatırımcı ne istiyor? Onlar doğru ve gerçeğe uygun bilgiyi kararları için sağlayıcı bilgiyi temin etmek istiyorlar. Yani kaliteli bilgi istiyorlar. Ve düzenleyici otoritelerde koymuş oldukları standartlara uygun hareket edilmesi ve denetimde kalite istiyorlar. Yani aslında herkes kalite istiyor. Böyle baktığımız zaman denetimin kalitesinin arttırılmasında kamu gözetiminin rolü acaba nedir sorusunu sormamız lazım. Tüm dünyada düzenleyici kurumlar denetimin kalitesini arttırmak için çeşitli çalışmalarda bulunuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri tabii bunun öncüsü biliyorsunuz. Sarbanes-Oxley ile PCAOB kuruldu. Avrupa Birliği'nde 8 nolu direktif ve kamu gözetim otoritelerinin kurulması, ülkemizde de 660 sayılı KYK ile kamu gözetim kurumunun kurulması. Ama burada tüm düzenleyici otoritelerin temel amacı muhtemel skandalların önüne geçilmesi ve yatırımcı güveninin tesis edilmesi. Ülkemize baktığımız zaman aslında bağımsız denetimin muhasebe mesleği içinde oluştuğunu ve gelenekleri olduğunu da görüyoruz. Çünkü 30 yılı ulaştı bağımsız denetimin yasal bir statüye kavuşmuş olması. Bu az bir süre değil. Bundan önce de yasal statüsü olmaksızın bağımsız denetim faaliyeti zaten yapılmaktaydı. Çünkü isteğe bağlı denetimler söz konusuydu. Burada öncü rol sermaye piyasası kurulu oldu. Bunu yadırgamamak lazım. Tüm dünyada en temel bilgiye ihtiyaç duyan sektör sermaye piyasası. Dolayısıyla da ilk yasal düzenleme ülkemizde 1987 yılında sermaye piyasasında bağımsız denetim hakkında yönetmelik. Dolayısıyla lokomotif sektörümüz sermaye piyasası. Onun hemen akabinde TÜRMOB'un çalışmaları var. TÜMÜDESK çalışmaları var. Meslek yasasının çıkmasıyla. BDDK, bankalarda bağımsız denetim. Sigortacılık, EPDK ve Gümrük Ticaret Bakanlığı derken ülkemizde bölüntülenmiş bir yapı var. Benden önceki konuşmacılar da bundan bahsetti. Ülkemizde çok farklı kurumların çok farklı bağımsız denetimle ilgili düzenlemeleri var. Ne zamana kadar? 2 Kasım 2011'de kalktık sabah resmi gazetede 660 sayılı KYK'yı gördük. Bu açıdan çok memnun olduk aslında. Dedik bölüntülenmiş yapı sona eriyor. Tek bir kurum olacak Türkiye'de demek ki bağımsız denetim alanında. Bölüntülenmiş yapı sona erecek. KGK, SPK, BDDK'nın da yetkilerini alacak. Tek otorite olacak. Ama öyle oldu mu? Bir yıl bir ay yaklaşık geçti.
30 Aralık 2012 tarihli resmi gazetede bu kez neyi gördük? Sermaye Piyasası Kanunu. Sermaye Piyasası Kanunu verilmiş olan, kendisi ya da kendisinden alınmış olan bir takım yetkileri tekrar bu kanunla aldı. Onlar neydi? Bağımsız denetim kuruluşlarını listeler halinde ilan etmek ve gözetim faaliyeti, kalite kontrol faaliyeti. Aynı kanunda 5411 sayılı kanunda, yani bankacılık kanununda da değişiklik yapıldı. BDDK da kendi vermiş olduğu yetkileri geri aldı. Dolayısıyla da bölüntülenmiş yapı sona ermedi. Bölüntülenmiş yapı devam etti. Hatta bir de Gümrük Ticaret Bakanlığı da bu bölüntülenmiş yapıda yeni bir rol üstlenmiş oldu. Şimdi bu durumda biraz önce Erdal Bey de bahsetti. Bir bağımsız denetim kuruluşunu aynı anda kapısını hem SPK hem KGK çalabilir diye ben teorik olarak söylüyordum. Çalındığını kendisi bahsetti kendi firmalarında. Dolayısıyla bu artık rutin hale gelebilir. Aynı şey banka denetimi yapan bir denetim firması için BDDK'da bunu şu anda yapabilir. BDDK'da kalite kontrolü yapabilir. Aynı anda KGK'da gelebilir. Şimdi TÜRMOB'un ya da meslek odalarının bu açıdan baktığımızdaki rolü ne? Şu yapı içinde. Bağımsız denetim hakkında başta KGK olmak üzere ilgili işte bölüntülenmiş yapının tüm kurumlarına, SPK, BDDK, Gümrük Ticaret Bakanlığı gibi yapılan düzenleme ve uygulamalar hakkında görüş vermek ve meslek mensuplarının süreçteki, denetim sürecindeki sorunlarına çözüm aramak. Bu kapsamda da bir baktım 2012 yılından itibaren ne kadar görüş vermiş TÜRMOB diye. Yazılı, resmi görüş, teknik görüşler bunların hepsi. Teknik görüşler. TMS, TFRS'ler, yönetmelikler, rehberler, taslaklar, bağımsız denetim standartları, denetime tabiyet kriterleri, sürekli eğitim gibi toplam 88 farklı konuda, mesleki konuda çok detaylı görüşler verilmiş. Şimdi bu girişten sonra ben meslek kuruluşu ve denetçi meslek mensupları açısından bir analiz yapmaya çalışacağım. Şimdi denetime tabi şirket sayısının genişletilmesi en sıcak konumuz. Çünkü cumartesi günü resmi gazetede yayınlandı Bakanlar Kurulu kararı. Şimdi burada bahsedildi zaten. Kriterler aşağı çekildi. 2017 yılında sanıyorum yaklaşık 7000 civarı, 7000'e yakın olan bağımsız denetim şirket sayısı tahminlere göre 10.000'lere yaklaşacak. Ama hedefi biraz daha yukarıya çekmek gerekir. İşte AB kriterlerinden bahsediyoruz. O kriterlere doğru yaklaşmamız ve 25.000'lere ulaşmak gerekir düşüncesindeyiz. Bir önemli sorun denetime tabi şirket sayısı genişletilmesi açısından denetim boşluğu. Denetim boşluğu nedir? Malum TTK'da iyi kötü bir murakıplık sistemi vardı. Ama bu murakıplık sistemi şu anda yeni TTK'da artık denetim dışı kalan şirketler söz konusu. Bunlara ilişkin Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliğini yayınlamasını bekliyoruz. Ama bu yönetmelik bir türlü yayınlanmadı. Dolayısıyla bunun yayınlanmasından sonra denetime tabi şirket sayısının artacağını bekliyoruz. Tabii aynı şey kooperatif denetimleri için de geçerli. Kooperatif denetimlerinde de meslek mensuplarına ilave bir herhangi bir şart aranmaksızın denetim yapma yetkisini verilmesini talep ediyoruz. Bu da yine Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın yapacağı bir yönetmelikle söz konusu olabilecek. Sürekli eğitim uygulaması, evet, mutlaka gerekiyor. Mesleğimizin ayrılmaz bir parçası. Ama KKS 1, kalite kontrol standartı 1 kapsamında aslında denetim şirketleri kendi eğitimlerini yapıyorlar. Bu eğitimlerin de ne yapılması lazım? Dikkate alınması lazım.
Şimdi mevcut düzenleme bunları dikkate almıyor. Bir diğer husus da mesleğimiz aslında üstatlık mesleği. Kıdemliler yeni başlayanlara yol gösteriyor, rehberlik yapıyor. Bu en ciddi eğitim bence bu eğitim. Bu refakat eğitimi diyebileceğimiz eğitim, hani kamuda da vardır teftiş kurullarında. Bu eğitim yönetmelikte değerlendirilmemiş. Bunun da aslında değerlendirilebileceği düşüncesindeyiz. Ayrıca meslek örgütümüz TÜRMOP ve odalarda sürekli eğitimler veriyorlar ve Maliye Bakanlığı'nca da meslek eğitim yönetmeliğimizin yayınlanmak üzere resmi gazeteye gönderildiğini duymuş durumdayız bugün itibariyle. Bir diğer konu ortak bir veri tabanının yaratılabileceği şeklinde. Bu ortak bir sicil ve kütük takibi söz konusu olabilir. KGK ile TÜRMOF ve odalar arasında ortak bir veri tabanı. Bu veri tabanında meslek mensubu olan denetçilerin her türlü bilgisinin karşılıklı paylaşımı söz konusu olabilir. Çünkü aynı bilgiler hem TÜRMOP'ta hem de KGK'da aslında tutuluyor. Bu bir kamu kaynağının aslında israfıdır. Sonuçta aynı şey farklı kurumlar tarafından tutulmaya çalışılıyor. Online bir sistemle gözetim ve disiplin işlem sonuçlarında paylaşımı son derece önemli. Çünkü TÜRMOP KGK denetçisi olan bir meslek mensubuna ne yapıyor? 3568 sayılı yasa kapsamında bir disiplin işlemi tesis ediyor. KGK'da ne yapabiliyor? Kurumca yapılacak incelemeler sonucunda bağımsız denetim kuruluşları ya da bağımsız denetçiler hakkında çeşitli yaptırımlarda bulunabiliyorlar. Bu yaptırımların ortak bir veri tabanıyla paylaşımı ve birlikte izlenmesi bir etkinlik, faaliyetlerde etkinlik yaratacak ve kamu kaynaklarının israfının önüne geçecektir. Bir diğer konu uygulamalı mesleki eğitim konusu. Bu konu özellikle genç meslektaşları da yakından ilgilendiren bir konu. Zaten mesleki stajını tamamlamış olan mali müşavir unvanını alan meslektaşlara bir uygulamalı mesleki eğitim, yani tabiri caizse biz buna denetçi stajı diyoruz. Mevzuatta uygulamalı mesleki eğitim geçer ama bu denetçi stajını tamamlamalarını beklemeksizin doğrudan bir sınava alınmaları, KGK'nın denetçiler sınavına alınması bir öneri olarak sunulabilecektir. Bir diğer konuda meslek sınavları ve KGK denetçilik sınavları açısından acaba ortak bir sınav... Bu bizim resmi görüşümüz değil zaten, ona göre. Evet. Abi sınav mı öneriyorsunuz? Nasıl? Sınav mı öneriyorsunuz? TÜRMOP olarak dedi. Yok. Tam da okuyamadım o bölümünü. Bu konu mu? Tabii tabi şu bir önceki bölümde. Pardon. Şu bu evet, konuda mı? Evet. Hayır, sınav değil. Uygulamalı bir mesleki eğitim söz konusu. Denetçi sınavına erken girebilme anlamında. Buna meslek mensupları bu şeyi yapmaksızın, stajı tamamlamaksızın direkt KGK sınavına girme hakkı. Yani meslek mensuplarının lehine olan bir durum bu söz konusu. Meslek sınavları ve KGK denetçilik sınavları için acaba ortak bir sınav söz konusu olabilir mi? Bunu da düşünmek lazım. Çünkü bazı konular, müfredat ve ders konuları çakışıyor. Aynı konular var. Acaba böyle ortak bir çalışma yürütülebilir mi diye düşünmek gerekiyor. Rotasyon konusu, Erdal Bey de bahsetti bu konu daha önceki sunumlarında. Bu konuda bağımsızlık için tabii ki gerekiyor rotasyon ama haksız bir fiyat rekabetinin doğurduğu da açık. Dolayısıyla denetim ücretleri konusunda acaba KGK bir düzenleme getirebilir mi? Bunu düşünmek gerekiyor. Yine denetim ücretlerinin açıklanması konusu, halka açık şirketlerde bu söz konusu. Yine Erdal Bey yine bahsetti bundan. Örneğin New York borsasında Turkcell 20
TÜNEF raporunda bunu açıklıyor. Acaba Türkiye'de de böyle bir yöntem izlenebilir mi? Ve yine çoğu konuşmacı bahsetti. Kalite kontrol ve gözetim çalışmalarında özün önceliği diyebileceğimiz bir konu var. Bu da nedir? Zamanlamadan veya bir takım usule dayalı esaslardan da, ziyade daha çok özün önceliğine dayalı, örneğin haksız rekabete yol açan düşük denetim ücretlerinin takibine dikkat etmek daha önemli diye düşünüyorum. Yeni mezunları mesleğe ilgisini arttırmamız gerekiyor. Meslek çünkü cazibesini yitiriyor. Sertifikasyon, staj, yeterlilik, denetim sınavı, uygulamalı mesleki eğitim, sürekli eğitim gibi konular korkutucu geliyor yeni genç mezunlara. Denetim ücretleri düşüyor ve çalışma saatleri uzuyor. Dolayısıyla insan kaynakları konusunun da KGK tarafından değerlendirilmesi ve denetimde kalitenin temel unsuru olan bu konusunda teşvik edici, özendirici bir takım tedbirlerin alınmasında fayda olabilir. Bir diğer konu da çok başlı bu bölüntülenmiş yapının meslek mensubu üzerinde yarattığı bir baskı var. Yine Erdal Bey bahsetti. Denetim alanında KGK yanında bu SPK, BDDK gibi kurumların farklı düzenlemeleri söz konusu olabiliyor. Bir denetim sözleşmesi farklı kurumlara gönderilirken yine farklı kurumlar tarafından kalite kontrol çalışmaları aynı döneme ilişkin yapılabiliyor. Bu da bir baskı olarak görünüyor. Bir diğer konu da kayık harici şirketlerin denetimlerinde belki TÜRMOB KGK ortaklaşa bir çalışma yapabilir. Hani kayıklar için uluslararası uygulamalarda da kamu gözetim kurumları bunun gözetimini yapar ama kamu yararını ilgilendiren kurumlar dışındaki kurumların denetim kalite kontrol çalışmalarında meslek örgütleri de uluslararası düzeyde yer aldığını görüyoruz. Bunun da değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Bir takım yeni alanlar var. Yine bunlar da bahsedildi. Bir tanesi bilgi sistemleri denetimi. SPK bunu yaptı. Aslında işte KGK yapıp daha da genelleştirebilirdi diye hatta Erdal Bey bahsetti. Bu konuları da meslek mensubu denetçilerimizin hazır olması gerekiyor. Yine yeni alan çokça bahsedildi bu da. Merkez Bankası döviz kredisi kullanan firmalara bildirim ve denetim yükümlülüğü. İlk uygulama bağımsız denetim raporu 31 Mayıs 2019'da tarihine kadar Merkez Bankası portalına yüklenecek. Bu da yeni bir alan denetçiler için. Sonuç olarak ben şunları söylemek istiyorum. Aslında mesleğin geleceği açısından sektörün üçlü bir saç ayağı var. Gözetim otoriteleri var, meslek kuruluşları var ve meslek mensupları var. Bu yapı içinde bağımsız denetimin etkinliği ve başarısı için ve kalitesi için kurumlar arası işbirliği ve birlikte uyumlu bir çalışma ortamı gerekiyor. Ben bu noktada sözlerime son veriyorum. Soru cevap bölümünde herhalde tekrar devam ederiz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Zafer Bey. Bizi yine aydınlattınız birçok yönde. Benim kafama takılan bir soru var. Ben de onu başta bana ben bir sorayım. Mesleğin garantisini. İki yönlü söylüyorum. Birincisi hukuki garantisine, ikincisi maddi garantisine. Acaba bu Avrupa Birliği ülkelerinde araştırıldı mı? Garantisi var mı? Şimdi mesleği ki burada bağımsız denetçi mesleği nasıl bir meslek oluyor ki ciddi bir takım görevler üstleniyor ama görev yapacağı yer onlara itibar etmiyor. İtibar eden yanında çalıştığı vakit parasını alıp almaması sorun.
ticaret hukukunda yer alması gereken kurallar orada almıyor. Biraz böyle alelüsül gidiyor işler. Vergici mi yoksa gerçekten bu konuda uzman kişi mi? Vergici ise tabii ayrı bir sorun. Uzman kişi değilse ayrı bir sorun. Bu meslek nasıl gelişecek, ne olacak? Acaba biz bunları örnek alamıyor muyuz? Yani bu en yakın Avrupa Birliği'ne alalım bakalım. Orada bunların örneği var. Alamıyor muyuz? Bir şey daha geliyor aklıma. Ya anonim şirketi 50 bin liraya kuruyoruz arkadaşlar. 50 bin liraya hurda araba alıyoruz. Aramazsınız bile. Bu anonim şirket denetçi çalıştıracak. Nasıl bir denetçi olacak? Şimdi sermaye fiktif. Sermayenin ekleri fiktif. Bu şirket mali tablosunu analiz ettirecek. Ne olacak? Hemen bir şey söylüyorum. Geçen sene Beşiktaş'ta bir benzin istasyonu 12.500 liraya satıldı. Ve bunun defterlere incelemeye alınmıştı. Defterler bulunamadı. Yeminli mali müşaviri şu anda baldızını öldürdüğü için hapiste. Defterleri baldız mı almış? Hayır, baldız almamış. Ha. Defterler yok. Yeminli mali müşaviri hapiste. Sebep baldız mı hocam? Hayır, sebep baldız değil. Baldız, baldız en son versiyonu. En son versiyonu. Ama bu yeminli mali müşaviri maliye arıyor, bulamıyor. Ondan sonra tesadüfen hapiste olduğunu öğreniyor. Hapiste olduğunu öğrenince de kimi öldürdüğü ortaya çıkıyor. Baldızını öldürmüş adam. Şimdi arkadaşlar, biz hukuk devleti miyiz, değil miyiz? Hukuk devleti isek bu bağımsız denetim dediğimiz denetim hizmetlerinin bir hukuku olması lazım. Yok, hukuku yok. Geçmişte Ticaret Kanunu, Ünal Hoca ve beraber çalıştığım için söylüyorum, Ünal Tekin Alp'le. Hatta bizim ticaret odasının bu konudaki bazı sorunları da çözmüştük hocayla. Ya adamcağız bir ticaret kanunu hazırladı. Ticaret kanunu tam çıkacak. Gazetelerde bir manşet, haberler böyle ticaret kanunu olur, şöyle mi olur? Adamcağız bıktı, bıraktı iş. Şimdi biz hukuk yapmayı beğenmiyoruz, yapamıyoruz. Avrupa'da çalışıyor mu sistem? İngiltere'de çalışıyor mu sistem? Amerika'da çalışıyor mu sistem? Niye Türkiye'de kuramıyoruz biz bu sistemi? Bir kere bunu düşünmemiz lazım, değerlendirmemiz lazım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Soruları olan arkadaşlarım buyursun. İki açıklayıcı arkadaşıma sorularını tevcih etsinler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben de çok şey öğrendim sayelerinde. Nasıl? Evet, ben bunu sempozyumda da söyledim. Nedir bizim mali müşavir? Tutukluyorlar ya. Bugün kaç tane mali, yeminli mali müşavir hapiste biliyor musunuz? 133 kişi. Bende var kaydı. 133 tane yeminli mali müşavir hapiste bugün. Yani insaf ya. Bu adamın yaptığı iş doğru bir mali tablo çıkartmak. Niye hapiste? Bilmiyorum, ben mali müşavirleri bilmiyorum ama yeminlileri biliyorum şu an. Ama baldızını öldürmüş ama. O ayrı. O ayrı konu. Şimdi burada hakikaten dramatik olayları dinledim. Gerçekten yani o kadar büyük bir sıkıntıya düştüm ki bu olaylardan dolayı. Ya böyle güzel bir meslek bu hale nasıl getirilir ya? Yani demek ki dünya harikası bir ülkeyiz. Ver eline bir makine, bozsun sana, bıraksın. Bu kadar basit. Yani herkesin sabrına teşekkür ediyorum. Buyurun. Sizin yapmış olduğunuz açıklamalardan hareketle konuşmacılarımıza, özellikle de bağımsız denetim yapan bir durumlarımıza, icra iflas kanunu kapsamında bir bağımsız denetçinin, bir mali müşavirin için de soruyorum bu soruyu ama bağımsız denetim olduğu için konu. Bir bağımsız denetçinin ofisine, şirketine girip onun çalışma kağıtları üzerinde tespit yapılabilir mi? Araştırma yapılabilir mi? Müsaadeler altına, yani tedbir üzerine konulabilir mi? Ben bunun fiil uygulamalarının olduğunu biliyorum. Evet.
bu konuda yanıtınızı merak ediyorum. Çünkü işte sır saklama yükümlülüğü var, pek çok bağımsız denetçinin sahip olmuş olduğu bilgileri bir kere her şeyden önce başkalarına karşı koruma yükümlülüğü de var. Bütün bunları mali müşavir için de bu geçerli. Bizim meslek mevzuatımızda da var biliyorsunuz bu. Ama uygulamada örneğin avukatlar için bunu yapamazken mali müşavirler için, bağımsız denetçiler için 3568 seviyesi öyle bir uygulama, böyle bir tedbir yapabilirler mi? Görüşleriniz nedir? Onu merak. Ben ancak uygulamadan bir şeyler söyleyebilirim. Biz normalde mahkeme kararlarıyla zaman zaman rapor ya da çalışma kağıtlarımızın istendiği oluyor. Biz de onları teslim ediyoruz mahkeme kararı olduğu için. Ama hiçbir zaman müsaadele ya da el koyma gibi bir şey olmadı. O olabilir mi? Hukuki olarak onu hukukçuların değerlendirmesi lazım. Ama biz ifade vermeye de gidiyoruz. Yani bu sadece bağımsız denetim değil. Başka tür denetimler, değerlemeler vesaire yaptığımız işlerle ilgili eğer bir mahkeme varsa... Gidiyoruz. Tabii sizin orada işinizi uygun standartlara göre yapmamış olmanız halinde de sorumluluk sizin oluyor. Zaman zaman taraflar bize ihtarname gönderiyor. Diyor ki şu denetimi yapmışsınız ama işte aslında taraflı yapmışsınız ya da şu belgeleri bize gönderin diyor mesela. Onlara cevap vermiyoruz, göndermiyoruz. Taraf olmuyoruz mahkeme kararı olmadığı sürece. Bizim uygulamamız bu yönde. Tabii hukukçu hocama da bu soru ama herkesin kendisi de evet. Kimseye cevap. Ben mali müşavir odası, yeminli mali müşavirin bürosunun arandığını biliyorum. Örnek. Ama arama kararıyla herhalde. Evet, arama kararı. Yani arama kararı. Ya avukatlar gibi bir şimdi, güvenceniz yok. Şu, o delil güvencesi. Şu güvenceler yok. Ücret güvencesi yok. Şimdi diyelim ki bir mali müşavir, yeminli mali müşavir ücretini alamadı. Ödemiyor. Gitsin mahkemeye başvuracak. Başka çaresi yok. Sözleşmesi var. Alamıyor. Mahkemeye başvuracak. Ve mahkemede de öyle kararlar çıkıyor ki inanamazsınız. Adam diyor ki efendim diyor benim işlerimi doğru dürüst yapmadı. Benim diyor maddi durumum bozuldu. Doğru yapsaydı diyor ben bankadan kredi alacaktım diyor. Bilmem ne yapacaktım diyor. Onun sonucunda da ücretini alamıyor. Ve uzuyor. 5 sene, 4 sene uzayan davalar var şu anda. Alamıyor. Muhasebecisine hiçbir haber vermeden başka adamla işini tutuyor. Bu odanın üyelerinin içerisinde de var o. Bu insanın bir kamu hukuku içerisinde bir faaliyet gösteren bir meslek mensubu bu. Bunun bir hakkını nasıl koruyacak? Kim koruyacak? Yok, düzen yok. Buyurun başkanım. Şimdi anlattığınızda aslında TÜRMOB'da bir e-birlik diye bir sistemimiz var. Buyurun başkanım. İş alırken, ederken biraz çuvaldızı meslektaş kendine batırması lazım. Yani bir önceki iş bırakıldığında neden bırakıldığını öğrenebiliyor. Yani o anlattığı şekilde mali müşavir ücretini ödemeyen bir kişinin işini alıp almama konusu biraz bizim kendi meslek ahlakımıza bağlantılı konu. Adam balıklama dalıyor, ona tokat eden şey öbür mali müşavir annesini yapıyor. Bir daha çuvaldır kendi batırıyor. Bizim sistem şu anda bunu izin veriyor. Bu konuda çok teşekkür ederim ama size ben de bir ufak bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz bu sene yeminli mali müşavirin bir sempozyumu oldu İzmir'de. Orada önemli bir büyük adamımız şunu söyledi. Ben dedi yanıma dedi filanca kuruldan adam alıyorum dedi. Onlar iyi çıkıyor dedi. Benim kafamdan aşağı kaynar su döküldü. Bu iş adamı böyle söyledi. Büyük bir iş adamı. Şimdi böyle bir meslek seçimi yapılıyorsa esasında bu meslek seçiminin bilgiye ve çalışma disiplinine filan ilgisi olmayan adeta beğendiğini satın alan bir tüccar sınıfıyla karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. Bunun bir disiplin altına alınması lazım. Ben isterdim ki orada kınasınlar. Kimse kınamadı. Buyurun. Bu bir FRS'den imal vergisi beyannamesi içerisindeki mali tablolara geçiş için çıktı.
Tabii. Volkan Bey'e. Dolayısıyla biz yine mali tablolardan Excel'de çevirmeyle UFRS tablo hazırlayacağız ya da UFRS tablo hazırlayacağız. Onu da hiçbir yere yapıştırmayacağız. Ya seçim öncesi Bakan Bey'in talimatı vardı. Evet. Ama şu, tabii seçim girdi ama seçimden evet. Sonra ne olur bilmiyoruz tabii. Yani bağımsız denetim raporlarımızın içerisindeki tablolar o tablo olacak. O bir tanesi olacak. Ama çevrim kayıtlarını saklamayacağız. Bir şey yapmayacağız. Şöyle aslında denetçi saklıyor tabii onu. Yani kendi kayıtları. İşletme de onu alabilir ama resmi bir şeyi yok tabii. Platform yok. Platform yok. Size gel. Bir kısmı size gelecek. KGK yönetmelik hazırlama çalışması içerisinde. Bildiğiniz. Çalışma içerisinde. Hukuki bir sorun vardı orada. O hukuki sorunu aştılar. Yönetmelik çıkaracak bildiğim kadarıyla. Yani başkan yardımcısının kendi söylediği yönetmelik çıkacak. Başkanım ben bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi bu bağımsız denetim herkeste yok. Bağımsız denetime tabi şirket sayısı 10 bin vesaire görüşüyoruz da. Tabii kaç para alınmaz arz talep meselesi yani yarattığı faydayla alakalı bir şey. Biz bu bağımsız denetimin işletmelere faydalı bir şey olduğunu yani topluma daha doğrusu anlatamazsak zaten 20 yıl sonra da aynı şey yaparız. Ben size çok basit bir örnek vereyim. Bunu her yerde söylüyorum magazinel. Bugün Ünal Hoca'nın meclise sunduğu ve ilk hali kabul edilen TTK'dan herkes her sermaye şirketi bağımsız denetime tabidir ifadesi çıkarılmasaydı Çiftlik Bank olmazdı. Çiftlik Bank olayı olmazdı. Ve bu Çiftlik Bank ben hatırlayın adamın yaşı genç Türkiye'de 3 tur daha atar. Bu mevzuatla o çocuk Türkiye'de 2. tura atmış. İkinci tura atmış. Paranızı kurtarayım diye bir tur atmış. Bir 5'er bin dolar falan da öyle toplamış. Daha 3 tur daha atar. Tamam mı? Yani bunları söylerken bizim bu bağımsız yani denetimin iyi bir şey olduğuna bir şey yapmamız lazım. Yani TÜRMOB'a hep öneriyorum. Mesela çekilen filmlere koydurun bunu. Dizilere koydurun. Replik koydurun. Reklam koydurun. Bunu Gelir Dersi çok iyi yapıyor vergi haftasında. Ya 2-3 tane diziye sponsor olan hepsinin yeminisi var. Bütün yapım şirketlerinin hepsini de tanıyoruz yani. Aralara koydurun. Etik koydurun. Mali müşavir iyi bir şeydir onu koydurun. Denetim iyi bir şeydir onu koydurun. Dizilerde oynayın, oynatın. Yani düşünsenize biraz... Aman başkanım oynamıyor. Ticaret odasının başkanı dizide oynadı. Ertesi günü öldü. Yani... Yok estağfurullah. Siz oynamayın. Siz oynamayın ama mesela sizden daha yakışıklısınız. Daha yakışıklı bir aktör oynatabilirsiniz. Mesela yani... Ama bunları düşünmemiz lazım. Çünkü bu Çiftlik Bank emin olun ben size Anadolu'da Çiftlik Bank gibi henüz duyulmamış 50-100 tane daha örnek var. Çok örnek var para toplayıp. Efendim? Başka bir örnek söyleyeyim. Kentsel dönüşümden konut projesine girdiyseniz Fikirtepe tarafında paraları batanlar var orada. Bu şirketler koca koca şirketler bağımsız denetime tabi olsaydı ve sizler bu bağımsız denetim raporlarını internette görüyor olsaydınız onların batıyor olduğunu görecektiniz. Zaten bunlar projeyi yaparken batıyordu. Tabii. Yeni batmadı bunlar. Dolayısıyla iyi bir şeydir yani bağımsız denetim diye. Böyle bir hashtag yapalım. Twitter'dan atalım bence. Battıktan sonra bağımsız denetimden geçiyor. Çalışırken değil yani. Dolandırırken değil. O da ayrı bir ticaret hukuku meselesi. Bağımsız denetime tabi olan bir şirketin iflas ertelemeye girdiğini biliyorum. Bağımsız denetime tabi değilim diyor artık. Doğrudur. Değerli arkadaşlar, son derece önemli bir konuyu burada gündeme getirdiği için bu işin organizasyonuna öncülük eden Hakan hocama da teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Hakan. Yani böyle bir şey oldu. İyi ki var burası, Mali Müşavirler Odası. Çok teşekkür ederiz. İlginç bir toplantı oldu. Herkes kendisine faaliyeti sırasında da bir düşünsün. Hangi mevzuatın içerisinden ne hakkı var diye.
hepinizin demokratik hakkı var. Onu göz önünde tutalım. İyi akşamlar diliyorum. İyi hafta sonu.